kimi diyor ki şunu anlamadım, şurayı bana açıklar mısınız? Öbürü de diyor ki ben sizin işte orada adı geçen falan yüzbaşının torunuyum ya da falan paşanın torunuyum. Bilebildiğim şu iki kitap var hakkında. Başka kitap, başka kaynak var mı? Yardımcı olur musunuz diye. İşte bu imza günlerine o şehitlerin, gazilerin torunları geliyor. İşte sarılıp Yani canlı tarih yaşıyorsunuz sarılıp orada. ağlaşıyoruz. Yani çok bir takım şimdi anılar getiriyorlar, fotoğraflar getiriyorlar o dönemlerden Demek ki kalma. genci de yaşlısı da okuyor. Bu onu gösteriyor. Evet, görüyorum. Demek ki bir ihtiyaç var. Demek ki bir bam teline dokundu bu. Ben bunu yazarken kalınlığını falan hiç hesaba katmadım. Şunu hesaba Nerede biterse kattım. orada bitecek Evet, diye. yani ben eksiksiz anlatayım. Ayrıntıya fazla kapılmadan ama insanı da ihmal etmeden ne olduğumuzu belirleyecek olumlu olumsuz yanlarımızın nirengi noktalarını söyleyeyim. Bana sorsaydı yayın evi bu sence kaç baskı yapar diye ben 5 ya da 6 falan derdim. Yani bir bam teline dokunduğumu düşünemedim. Son 2 yılım hep bunu yazmakla geçirdiğim için bazı güncel şeylerin ayrıntılarını gözden kaçırdığım Peki nasıl anlaşılıyor. fark edemediniz? İlk bakışta 5-6 baskı ancak yapabilir dediğiniz kitabınız 200 baskıya ulaştı. Neyi göremediniz orada? Ya da vatandaşlar ne gördü burada? Şimdi biz bir tarihsiz bir gençlik yaratmaya çalışıyorduk ya da tarihsiz bir Tarihsiz gençlik, mi? Tarihsiz mi? talihsiz, tarih yok. Evet. Tarihini Tarihimizi bilmiyor. yok Tarihini ediyorlar. bilmiyor. Tarihsiz bir gençlik. Bu çocuk tarihini buldu. Hocalar da bu tarihi çocuklara anlatmak istiyorlardı. Onlar da anlatacakları bir tarih buldular. Çocuklara tavsiye edecek bir kitap buldular. Kolay okunabilir olduğuna inan. İlkokulun son sınıfında benim yayın evine geldi, oturdu. Herhangi bir insan kadar dikkatle okuduğuna şaşarak ve gözlerim dolarak böyle baka kaldım çocuğa. Ya da gene 13-14 yaşında Kerem diye bir çocuğun uzun bir maili var. Yazmış 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 da eğitim sistemimiz falan hakkında da çok böyle dikkate değer görüşlerini belirttikten sonra yani yanılmış olabilirim, eksiğim vardır. 14 yaşındayım henüz diyor. Pek çok insandan çok daha doğru şeyler söylüyordu. Bize tarihi kronolojik olarak anlattılar. Biz o yüzden tarihi sevmedik diyor. Böyle Şimdi olaylar gençler değil. tarihini buldular. Bu öyküsel anlatımlar diyorsunuz. Seviyorlar tabii. Yani aidiyet duygusunun sağlıklı olmasını sağlıyor. Kendi ait olduğu milletin, halkın, topluluğun, yurttaşlar topluluğunun insana gurur verecek bir geçmişte neler yaptıklarını öğrenmek gençleri dik tutar. Tutuyor da. Yani maillerden birkaç tane örnek vereyim. Diyor ki hayatımda hiç kitabı okumamıştım. İlk defa sizin kitabınızı okudum diyor. Böyle başlıyor. Okur yazar yani. Evet. Bir tanesi de diyor ki ben evime hiç bayrak asmamıştım. Bu Cumhuriyet Bayramı sizin kitabınızı okuduğum için bayrak astım. Gibi gibi. Yani ötesi biraz bana yönelik olduğu için onları söylemeyeyim. Ama onlar ileride kitap yaparsınız o zaman okuruz. ama görüyorum ki işte Samsun'a gittim, Isparta'ya gittim, İstanbul'a gittim, İzmir'e, Afyon'a, Eskişehir'e gittim. Oradaki havayı da gördüm. Gençlerin bu tarihlerini öğrenmiş olmaktan doğan hem sevinçlerini hem coşkularını hem de yeni düşünce platformlarına kaydıklarını gördüm. Yani televole çocuğu olmaktan çıkıp yurttaşımız olmaya doğru bir gelişme gördüm. Bunu sağlayan kitap değil. Geçen hafta Cumhuriyet'in 82. yıl dönümü kutladık törenlerle. Atatürk diyordu ki Cumhuriyet'in temeli kültürdür ama günümüzde 82 yıl sonra Cumhuriyet'imizin geldiği yerde o kültürün bir magazin kültürü olduğunu gördük. Maalesef. Magazinde hep söylüyoruz yararlıdır belli bir dozda, gereklidir belki ama kültürün tamamını magazinleştirmek ve gerçeklerden uzaklaştıran bir uyutma kültürüyle Cumhuriyet işte bugünleri görmüş oldu. Şimdi biraz eleştirilere geçelim. Bu kitabınızın çok sattığını, çok okunduğunu, çok yankı bulduğunu görüyoruz, biliyoruz. Ancak bazı eleştiriler de var. Örneğin Yalçın Küçük geçenlerde dedi ki bu kitap, şu Çılgın Türkler kitabı Kemalizmin cenaze törenidir. Niye cenaze töreniymiş? Çünkü cenaze töreni yapılmamış. Bakın Yalçın Küçük ne diyor? Aktüel dergisine
sayı 15-25-31 Ekim 2005 tarihli Yeni Aktüel dergisindeki Alper Görmüş'ün röportajında aynen şunları söylüyor Yalçın Küçük. Nedir Turgut Özakman'ın kitabının arkasındaki kampanya? Bana göre Özakman'ın kitabı dolayısıyla Kemalizm'in gecikmiş bir cenaze töreni yapılıyor. Bugün Kemalizm bitmiştir ve Kemalizm'in en çok bittiği yerde bu kampanya yapılıyor. Bittiği yerde bu kampanya yapılıyor. Neresidir en çok bittiği yer? Türkiye'de artık yüksek komutanlar Kemalist değildir. Parantez açıyorum, çok ilginç. Evet. Dönüyorum. Kemalist olmadıkları için bir cenaze törenine ihtiyaçları var. CHP'nin üst yönetimi de artık Kemalist değil. Onların da bir cenaze törenine ihtiyaçları var. Nitekim ikisi de kitabın toplu alımlarını örgütlüyor, promosyon yapıyorlar. Oysa aşağıda Yalçın Küçük'ün kendisiyle çelişen bir başka açıklaması var. Diyor ki Kemalizm de namazda saf tutmak da yoktur. Kemal Paşa bunu yapmamıştır, İsmet Paşa bunu yapmamıştır diyor. Ama yukarıda Kemalizm bittiği gerekçesiyle Kemalizmin gecikmiş bir cenaze töreni olduğunu söylüyor. Ama eğer bu doğru ise Kemalizmin zaten böyle bir cenaze törenine ihtiyacı yok. Çünkü ona göre Kemalizm'de namazda saf tutmak olmadığına göre hem buna ihtiyaç yok hem var, nasıl oluyor bilemiyorum ama biz ilk sözlerini eleştirelim. Sizin bu kitabınız Kemalizmin bir cenaze töreni mi? Şimdi ben Yalçın Küçük'ün ismini duyardım ama yazdığı yazıları okumamıştım. Bu Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabını yazarken Türkiye üzerine tezler kitabının 2. ve 5. ciltlerini, yani hepsini aldım, okudum. Yalçın Küçük zeki bir insan ama aklı yok. Yani uzun, büyük, ufuklu aklın içerisinde bir kıvılcım gibi zeka olabilir. Bu var. Zekasını kabul ediyorum. Olayın önünü, ardını, sağını, solunu hesaba katmadan, yani bilgisi yok ama fikri var. Bunu da iyi pazarlamaya çalışıyor. Çok kıvrak bir anlatımı var. İncelemeye baktıkça her söylediğinin gerçeğe aykırı olduğunu gördüm. İnanılmaz bir şekilde. Üstelik de bu bütün bunları bir bilim adamı haysiyetiyle yaptığını sık sık vurgulayarak, bunu vurgulamasına da lüzum yok. İşte Yalçın Küçük şeyden geldi yani. Akademik kariyerden gelmiş bir insan. Şimdi bir bilim adamında bulunması gerekli bir saygı vardır. Neye? İncelediği konuya, incelediği konuya. Bunda o yok. Ama yani kişisel olarak benim için işte yok MİT diyor, yok Turizm Genel Müdürü diyor. Ne tarafından baksanız, bu gerçeğe aykırı senaryo yazmakta sahiden benden üstün. Yani çok iyi bir şey. Yani siz devlet tiyatrosundan yetiştiniz, senaryosu yazıyorsunuz ama Yalçın Küçük'ün senaryosu daha mı üstün sizden? Benden çok daha üstün. Ben bu, yani senaryo eğer bir hayali bir şeyse onun hayaline ben yetişemem. Ben onun hayaline yetişemem. Şimdi bu söylediklerinin arkasında bir duruyorum falan gibi laflar bana çok komik geliyor. Yalanın arkasında durulmaz. Yalanın arkasında duran insana sanıyorum ki işte gerçeğe aykırı konuşan insan derler. Tam sıfatını söylemeyeyim. Yani deli derleri siz biraz daha... Yalancı derler, bir şey derler. Yani bunlar... Şimdi Kemalizm sahiden öldü mü? Bu kitabın okunduğu yerlerde bunlar hiç bulunmadılar. Yani dip dalganın olduğu yerde bulunmadılar. Bir gelsinler görsünler. Kemalizm öldü mü, ölmedi. Kemalizm dedikleri kendileri tarif ediyorlar. Yani kendileri gibi onu değerlendiriyorlar. Onun yaşadığına ya da öldüğüne gene kendileri karar veriyorlar. Real hayatla bilgisi yok. Kemalizm üzerinde tartışılabilir. Kemalizmin doğru yanlış tarafları üzerinde tartışılabilir. Üstelik bunları bilimsel seviyede yaparsanız zararı yok, yararı olur. Yahut Atatürk'ün kişiliği üzerine bir saygı mesafesi içerisinde bazı görüşler ileri sürebilirsiniz. Fakat bu ve benzerleri, yani Sayın Yalçın Küçük ve benzerlerinin hem Atatürk, hem Milli Mücadele, hem Kemalizm, hem bizim yakın geçmişimiz, hem Cumhuriyet hakkındaki yaklaşımları beni çok şaşırtıyor. Şöyle şaşırtıyor, bunlar bizim içimizde yaşamıyor gibiler. Bunlar hiç bizden değil gibiler. Bunlar Anadolu gerçeğini hiç görmüyor gibiler. Türkiye'nin acılarını hiç paylaşmıyor gibiler. Türkiye'nin hiçbir gururunu da paylaşmıyorlar zaten. Peki kim bunlar? Bir yazar bunların bir bölümü için diyor herhalde. Bu Haymat Dost diyor bunları. Haymat Dost aydınlarımız diyor. Türk tarihinde bu tarz aydınlar vardır ama sayısı bu kadar çok değildi. Şimdi biraz çoğaldı.
Ve bunları çok bilimsel bir kılıf içinde, bilimsel bir üslup içinde anlatıyorlar. Bunların içi kov. Çünkü real hayata uymuyor, real tarihe uymuyor. Bunların tarih bilmediklerini her söylediklerinden anlıyorum. Yani benim hayatım bu konuyla geçtiği için söylediği, yaptığı yorum falan hiç gerçeğe uymadığını biliyorum. Şaşakalıyorum. Peki iki kitap, üç kitap okuyup bunların içinden bir tanesindeki rastladığı bir belgeyi, bütün bir büyük, çok cepheli bir olayı yorumlamak için yeterli sayar mı bir ciddi bilim adamı? Hayır. Bir ciddi aydın sayar mı? Hayır. Ciddi bir entelektüel sayar mı? Hayır. Ama bunlar bu cesareti gösteriyor. Amaçları ne Kemalizm? Cahil cesaret mi? Herhalde çünkü yani bu çok cepheli bir şey Kurtuluş Savaşı. Öyle üç kitap, beş kitaptan falan altından kalkılacak bir şey değil. Ben mevcut her kitap okuduğumu zannediyorum. Her seferinde de kendime diyorum ki aman bu konuda çok iddialı konuşma, bu konuda çok ihtiyatlı ol. Bu konuya bir kere daha, bu konuyu bir daha incele. Belki bu konuda şu kaynaklardaki bilgileri bir daha gözden geçirirsen bunu daha güzel, daha doğru yorumlayabilirsin. Buradaki insan hakkında belki olumlu ya da olumsuz hata ediyorsun. Bunu bir daha elden al. Hep böyle kendimi endişeler içerisinde. Neye endişeler? Yanlış bir şey söylemeyeyim. Gençlerimize yanlış bir şey aksettirmeyeyim. Hakikatin ne kadar önemli olduğunu, yani benim hayatımda çok kutsal bir şey hakikat. Yani ne bileyim, ben bu tarihi incelerken bizim aleyhimize bir şey bulsaydım onu da söylerdim. Bundan da hiç de çekinmem. Çünkü bir tarih zaten sadece olumlu şeylerden oluşmaz ki. Bir sürü asıl ibret veren yanı, zaferler insanın ders alacağı şey zaferler değil, asıl yenilgilerdi. Onun için yenilgi ve benzeri ibret verici şeyleri de büyük bir rahatlıkla bizim oturup konuşmamız lazım. Onları daha sonra konuşalım evet. Ama Kemalizm ölmüştür, Kemalizmin cenaze törenidir diyor Yalçın Küçük sizin kitabınız için. Sesin, öbür bunlar... taraftan da bu kitabın askerler ve CHP tarafından toplu alımının yapıldığını söylüyor. Üniversite. Eğer öyle bir şey olsa... Üniversiteler yapıyor, liseler yapıyor. Ben size söyleyeyim. Hayır. Bir takım iş adamları yapıyor, çocuklara hediye ediyor. Hayır, Kemalizmin ölümü olsa o zaman kimse bunu dağıtmaması, görmemesi gerekmez mi? Yani çok sevdikleri şimdi, Kemalizmi. Cenazeyi mi büyütmeye çalışıyor bu, o mantığa şimdi göre? Şimdi bu bizim aydınlarımızın bu hayalperest yanının en güzel ifadesi bu. Bunun böyle olmasını istiyor, bunu hayal ediyor. Bunu da olmuş gibi anlatıyor. Türkiye'de Kemalizmin yıpratılmak istendiği, Kemalizme karşı bir takım doğru yanlış fikirler üretildiği... İşte Avrupa Birliği söylüyor, Kemalizmden vazgeçin diyor, Atatürk resmine indirin diyor. İç ve dışarıdan çok söylüyor. Türkiye üzerindeki projelerinin hepsi kursaklarında kaldı. Yani bu adamlar... Kalacak diyorsunuz. Elbette kalacaktır. Yani şimdi bunlar bu Shakespeare'in torunları falan değil, bunlar Lloyd George'un çocukları bu konuşanlar. Onun için onları deşifre etmek çok kolay ama milli mücadeleyi bilirseniz deşifre edersiniz. Bilmezseniz bütün bunların iyi niyetle söylenmiş, çok doğru laflar şey olduğunu sanırsınız. Bunlar Shakespeare'in çocukları, torunları değil, Lloyd George'un torunlarıdır. Evet. Yani ya da Goethe'nin torunları değil. Yani biz karşımızda Voltaire'in torunları aydın bir Avrupa görmüyoruz. Hayır. İşgalci bir Avrupa'nın torunlarını görüyoruz evet. Diyorsunuz. Evet, emperyalist yani Avrupa var. Bakın geçen... Haşin, bencil, kendi gerçeğinden başka hiçbir gerçeği kabul etmeyen, Türkiye gibi çok, çok önemli bir noktada 80 milyon nüfuslu bir ülkeyi hazmedemiyor Avrupa'nın bu politika. Hazmedemiyor ama kendi değerlerini de yıkıyor. Şimdi geçenlerde 1 Kasım Salı günkü haberlere bakalım. Belçika'da Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden birini, Sabancı'yı öldüren Fehriye Erdal'ın davasında bu Sabancı suikast nedeniyle Fehriye Erdal'ın Belçika'da yargılanamayacağı açıklandı. Şimdi bakın Belçika dediğimiz yer, onun başkenti Brüksel, o da Avrupa Birliği'nin başkenti. Yani bize sürekli dayattıkları Avrupa Birliği kriterlerinin merkezi. Ne dediler önce? Bir terörist için sizde idam cezası var, veremeyiz size. Peki idamı kaldırdı bizimkiler. Şimdi diyor ki Fehriye Erdal Sabancı'yı ateş ederken tam otomatik tüfekle ateş etmedi. Yarı otomatik tüfekle ateş etti. Bu teröre girmez, veremeyiz. Bu kadar komedi, bu kadar zekayla, onurla, ulusal onurla hakaret edilirken bunlar Avrupa Birliği'nin
kriterlerini oluşturuyor Belçika. Yani bize öyle bakıyor ama kendi değerleri de bu oluyor. Bizimkilerden de bir tanesi çıkıp da masaya yumruğunu vurup ne diyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz demiyor. Bizimkiler süktüm püktüm, kınadık, şunu yaptık, ayıp, teröre destek vermedi. Bu kadar cılız, zavallı ve onurumuzu korumayan ifadeler. İdam var diyor, vermiyor teröristi. Yani biz yargılayalım dediğimiz için. İdamı kaldırıyorsunuz, yani her dediğine evet diyorsunuz. Sonra da diyor ki tam otomatik tüfekle ateş etmedi. Yani şimdi birisi gidip bunu söyleyenlere ya da bu mantıktaki Belçikalılara tam otomatik tüfekle mi ateş etmeli terörist sayılabilmesi için? Tam zaman, otomatik tüfek, yarı otomatik tüfek, kırık kalibre. O zaman da başka bir bahane bulabilirler. Evet, ne fark eder? Sonuçta terörizme silahına bakarak mı karar verilir? Şimdi bu nasıl mantıktır? Şimdi bizim, hani işgalci Avrupalıların torunları dediniz ya bu eleştiriler yapanlar. İşte böyle. Bu da son örneklerden biri. Aynı üslubu. Yani Lloyd George'un nutuklarını alt alta koyun. Bir de bugünkü o temsilcilerin ilkçe bir bölümünün konuşmalarını alt alta koyun. Aynı şey söylüyor. Aynı üslup, aynı heves. Şimdi ben şunu gözledim. Bizim Avrupacılarımızın büyük bir bölümü Avrupa tarihini bilmiyor. Bizim Osmanlıcılarımızın büyük bir bölümü Osmanlı tarihini bilmiyor. Bizi yönetmeye teşebbüs edenlerin hiç olmazsa 30 yıldır büyükçe bir bölümü milli mücadele tarihini, yani kendi tarihimizi bilmiyor. Yani biz biraz bu bilgisizliğin sefasını sürüyoruz. Tabii bir şey bilmeden bir şeyler yapmak çok rahat bir şey. Ama bildikçe insan sıkışır, sorumluluğu artar, endişesi artar, kuşkusu artar, daha dikkatli olur. Onun hiçbir şey bilmedikleri için hiçbir konuda dikkatleri falan yok. Politikacıların bir kısmı böyle ama yazar ya da kendilerine aydın diyen bazı karanlıklar var Türkiye'de. Bunlar da benzer fikirleri, fikir adı altında küfürleri ileri sürüyor. Geçmişte de sizin kitabınızda da var, bugünlerde de çok tartışılan bir Ali Kemal olayı var. Ali Kemal, sizin kitabınıza bakıyorum, sayfa 36. Şöyle söylüyorsunuz, Türk kuvvetlerinin Kars'ı Ermenilerden geri almasını eleştiren yazısından beri halkın bir Ermeni adı olan Artin adını ekleyerek Artin Kemal diye andığı yazar Ali Kemal İstanbul'da Peyami Sabah gazetesinde geniş odasında ortağı Ermeni Mihran ve misafirleriyle çene çalıyordu diye bir bölüm var, anlatıyorsunuz. Şimdi bu, affedersiniz, bir başka bölümde Ali Kemal'in bir yazısını almıştınız. Sayfa 26. Londra konferansı öncesinde Ali Kemal şöyle yazıyor. Avrupa ile başa çıkmayı yüzyıllardan beri Asya'nın hangi kavmi başarabildi ki biz başaralım diyor. O arada Refik Halit Karay, biz bunların kitabını okuduk. Sayfa 20'de bakın, milli mücadelenin başlamasını alayla nasıl karşılıyormuş. Bir patırdı bir gürültü, beyannameler, telgraflar, sanki bir şeyler oluyor, bir şeyler olacak. Ayol, şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda, dört tarafımız açık, dünya vaziyetimizi biliyor. Hülya'nın blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, hangi kahraman? Hülya'nın bu derecesine, uydurmasyonun bu şekline ben de dayanamayacağım. Bari kavuklu gibi ben de sorayım. Kuzum Mustafa, sen deli misin? Burada hani günümüzde bazı politikacılar Cumhurbaşkanı'na adam diye hitap ediyor ya, burada da kuzum Mustafa dediği Mustafa Kemal oluyor. Refik Halit Karay'ın, Ali Kemal'in. Hemen ekleyeyim bir dakika izninizle. Yine mesela 1 Kasım'da çıkan Vatan Gazetesi'nde Selahattin Duman Ali Kemal hakkında bir dizi başlattı. Onu anlatıyor. Ne diyor başlığı? Gazeteci Ali Kemal devrinin uydurma haber kralıydı diyor. Hem milli mücadeleye hakaret ediyor hem de habire yalan yazarmış. Bakın Selahattin Duman'ın spotlarını okuyorum. Çok uzun bir yazı. Paris'ten gönderdiği yazılara bakılırsa Ali Kemal Fransız diplomasisinin en gözde yabancısıydı. Bütün davet ve resepsiyonların baş konuğuydu. Bu davetlerde yaşadıklarını yazıp İstanbul'a gönderirken herkesi gururlandırıyordu. İşin aslı birkaç ay sonra ortaya çıktı. Ali Kemal o davetlere ne gitmiş ne çağrılmıştı. Sadece o tür davetleri izleyip notlar alan bir Fransız gazeteciyi takip etmişti. O gazetecinin çalıştığı dergiyi alıyor, davete kendi gitmiş gibi yazıyordu. Yani bu da işte Selahattin Duman'ın yaptığı araştırmadan bir bölüm, devam ediyor bu. Ali Kemal birinci Damat Berit hükümetinde İçişleri Bakanı'dır. Yunanlıların İzmir'e çıktığı tarihte. İçişleri Bakanı olarak milli mücadeleyi söndürmek, milli mücadeleyi ateşlemek isteyen insanların tümüne karşı harp ilan etmek bu adamın görevi o.
İçişleri Bakanı olarak yaptıkları affedilir bir şey değildir. Bir insana da yakışmaz, bir yurttaşa yakışmaz, bir bakana yakışmaz. Yani öyle bu kutsal bir savaşın falan peşinde değil. Şimdi kara düzeninin gitmesi için, kula kulluk etmek için mücadele eden, ırzını, namusunu, yurdunu, ocağını korumak isteyen insanlara bunun söylediği ağır lafların sonu yok. Haydut diyor hepsine. Yani milli mücadelecilere. Bu haydut dediği insanlar Yunan ordusu yakarak, yıkarak, ırza geçerek yürüyüp gelirken elbette meşru hükümeti İstanbul'da yüzünü ona dönüyor, bakıyor. Bir işaret, bir imdat, bir teselli, bir uyarıcı bir yardım istiyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O zaman çaresiz en kutsal hak, hayat hakkıdır. Hakkını, hayatını korumak için silahlanıyor. Kim bunlar? Askerler falan değil. Siviller. Efeler, mefeler. Aralarında kadınlar da karışmaya başlıyor. Yaşlılar, gençler, bunlara çocuklar. Bunlara haydutlar diyor. Evet, işte bu adam. Yani bunun bir tane değil ki Ali Kemal. Bir sürü Ali Kemal var. O tarihte de. Tabii canım. Yani ve İstanbul, bu tarihte de. Bu tarihte de var. Bu tarihte de var. Okudum bazı yazılara bakarak diyorum ki Ali Kemal galiba bunlardan biraz daha insaflıydı. Çünkü en sonunda ben hata ettim, zaferi kabul ediyoruz falan gibi laflar ederek kendini affettirmeye çalışmıştır kamuoyu önünde. Bizimkiler öyle hata da etseler o hataları üzerinde, yani hata olduklarını anlasalar da hatalarında böyle dans ediyorlar. Işte. Ali Kemal'in bir sözü daha var kitabınızın 591. sayfasında. Şöyle diyor, aynen okuyorum. Ali Kemal'in bugünkü yazısı şöyle başlıyordu. Tehlike üzerimize doğru yürüyor. İzmir'i, Edirne'yi kılıçla, kuvvetle kurtarmak, Yunanlıları denize dökmek tasavvuru bir rüya idi, bir hülya oldu. Ankara'nın iç ve dış siyaseti iflas etmiştir. Yani Atatürk iflas etti diyor görüşünü. Yani çok sözleri var tabii. Çok. Ali Kemal'in yakın arkadaşı Yahya Kemal. Siyasi ve Edebi Portreler kitabında Ali Kemal hakkında çok etkili, çok yakından tanıdığı bu insan hakkında güzel açıklamaları var. Yani o Ali Kemal hakkında yazanlar, itenler, onu savunan ya da eleştirenler Yahya Kemal'in o yazısını okusalar Ali Kemal hakkında çok çabuk aydınlanırlar. Peki bunlara devam edeceğiz. Bir reklam arası daha verelim. Az sonra birlikte olacağız sevgili seyirciler. Tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Kemal ve bugünkü Ali Kemal'leri anlatıyorduk ama Yalçın Küçük'ün ya da benzerlerinin eleştirileri vardı. Mesela bir de Orhan Pamuk'un. Orhan Pamuk kimdi biliyorsunuz. Bu kadar kısa sürede herhalde unutulmamıştır. 30 bin Kürt'ü öldürdük, evet. 1 milyon Ermeni'yi kestik diyen ama daha sonra bunu demedim diyen, sonra Almanya'ya ödül almaya gittiği zaman sözlerimin arkasındayım diyen yazar. Onun da kitapları çok satıyor. Bu kitaplar nasıl çok satıyor? Sizin kitabınızdan söz ederken çok okunduğunu, ayrıntılarının da konuştuk. Ama hem kendisi de söylüyor Orhan Pamuk, kimse benim kitabımı bitiremiyor gibi sözleri var. Ona rağmen okunmayan bir kitap nasıl bu kadar çok satıyor? Orhan Pamuk'un kitabını satmasına Yalçın Küçük ne diyor? Tabii ona da eleştirisi var ama biz konumuzla bağlantılı sözlerini alalım. 18 Ekim 2005 tarihli Akşam Gazetesi'nin sür manşetinde Serdar Turgut'la konuşuyor. Daha doğrusu Serdar Turgut onunla konuşuyor. Başlık şu, sizin kitabınız söz ediliyor. Şu çılgın Türkler mazlum edebiyatı. Ve devam ediyor bu yazının ardından, ifadenin ardından. Türkler hiçbir zaman mazlum olmadı. Şimdi mazlum edebiyatı mı bu? Az önce dediniz ki ırzını, namusunu, vatanını kurtarmak için cepheye koşan kadınlar dahil sade vatandaşlar, millici subaylar da var. Onu da ben ekledim, kitabınızda var çünkü. Millici subaylar, vatandaşlar cepheye koşuyor. Peki nasıl mazlum olmuyor bu insanlar ve nasıl oluyor da sizin kitabınız bir mazlum edebiyat oluyor? Affedersiniz, mazlum edebiyatı derken ya zaten bu Türkler mazlum değil ki, niye bunları mazlum gösteriyorsunuz anlamı var yazının devamında da. Evet. Ya o zaman Türkler mazlum değil de burayı işgale gelen Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar mı mazlum? Hani bazen
Çok eleştirdik, şimdi eleştirelim. Bir Gallipoli filmi çevrilmişti. Neredeyse Gelibolu'yu, Çanakkale Savaşı'nda Gelibolu'yu Yarımadası'nı işgal edenlere, Anzaklara acıyıp da niye bu vatanı vermedik dedirtecek mesajların çıktığı bir filmdi o. Bu da, burada da Orhan Pamuk sanki ya bu Yunanlılara, İngiliz'e, Fransız'a Türkiye'yi niye vermedik? Onlar mazlum der gibi bir havası var. Der gibi değil, Türkler mazlum olmadı diyor. Şimdi bu mazlumluğu nasıl anlıyor? Yani koloni olacak, kırbaçlı işgalciler gelecek, pamuk tarlalarında Türkleri çalıştıracak, pamukları alacak, gidecek. Hindistan'ın belli yerlerinde yaptığı gibi. Mazlumluğu böyle bir şey zannediyorsa Türkiye'yi hiç kimse böyle bir mazlum yapamadı. Ne anladığını görelim. Bakın spotlarda diyor ki, Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı, yalap şap yazılan metal fırtınaların ortak noktası Türkleri mazlum göstermesi. Ben bunu Türk milletine haksızlık ve geleceği için tehlike görüyorum. Bu korkunç bir içe kapanma, yabancıdan korkma getirir. Ne yani, düşmandan korkmayacağız, tedbir almayacağız, düşmanı bağrımıza mı basacağız? Şimdi sanıyorum ki bu iki kitabın birini okumamış bir kere. Hangisini okumadı bilmiyorum. Belki ikisini de okumamıştır. Çünkü bu iki kitap bir araya gelmez. Biri başka, biri başka. Kurtuluş Savaşı Türkiye'yi parçalayıp, bölüp, dilediği gibi yönetmek isteyenlere karşı Türk milletinin şahlanışıdır, dikilişidir. Sonunda da bunları kursaklarındaki bütün projelerle denize döküşüdür. Demek ki mazlum edebiyatı zaferle bitmez. Mazlum edebiyatı bir halkın kahramanlığını anlatmaz. Mazlum edebiyatı çektiği acıları anlatır. Burada bize acı vermek istediler. Osmanlı tarihini bilseydi, Osmanlı Devleti büyük bir devlet. Osmanlı Devleti çok önemli bir devlet. Osmanlı Devleti'ni yönetenler kendi aşağılık duygusu içinde, Avrupa karşısında boynu bükük dururlarken bile Osmanlı Devleti büyük bir devletti. Bu yöneticiler Osmanlı Devleti'nin büyük bir devlet olduğunun idrakinde ve farkında değillerdi. Evvela bunu bir altını çizerek söyleyeyim. O zamandan beri Avrupa bu hasta adam dediği Osmanlı'ya çok eziyet etmişti. Dünyada emperyalizmin en acısını çekmiş milletlerden biri. Böyle bir deneyimiz var bizim. Tüm bunları yani bilseydi bu tarihi, sanıyorum ki bilmiyor. Yani hem bu iki kitaptan birini hiç okumamış, bir araya getirip söylediğine göre iki Osmanlı tarihini de bilmiyor. Mazlum edebiyatı için bir tek örnek verip geçeceğim. Türkiye'de oysa çünkü Orhan Pamuk'un kardeşi, abi galiba değil mi? Şevket Pamuk çok değerli bir tarihçi, Osmanlı'yı çok iyi bilen birisiydi. Kitapları öyle çünkü. Osmanlı ekonomisi hakkında da kitapları var. Şimdi Türkiye'de bir profesör var, Fransızların Türkiye'de hiç silah bile atmadığını, gayet barışçı gelip barışçı gittiklerini yazdı. Yani uydurmak serbest, bundan vergi alınsa yazmaz bunlar. Yani ceza demiyorum, bunlar yazsınlar, söylesinler, cevaplarını da alıyorlar. Gerçeği değiştirmek mümkün değil, uzun bir süre bir halkı aldatmak mümkün de değil. En harika yalanın bile ömrü kısadır. Şimdi Türkiye'de 30 yıldır çok yalan söylendi. Milli mücadeleyi küçültmek, Atatürk'ü küçültmek, yerine başka bir şey ikame etmek için. Bunlar teker teker şimdi ortaya çıkıyor. Ben kitaplarıma bir takım çok önemli, çok değerli araştırma, inceleme kitaplarına dayanarak yazdım. Büyük bir bölümünü. Bu kitaplar ortada. Bu kitapları okusalar anlarlar. Yani mesela İstanbul hükümetinin, İstanbul yönetiminin hain mi değil mi olduğunu anlamak için Profesör Sina Akşin'in Mütareke Dönemi İstanbul Hükümetleri kitabını okusalar yeter. İçinde yüzlerce bu konuda belge var. Ondan sonuca varlar. Onları yok var diyorsunuz. Fransız belgelerini yok. Rus belgelerini yok var diyorsunuz. İngilizleri yok. Yunan belgelerini, Yunan kitaplarını yok var diyorsunuz. Hayalinizde bir uydurduğunuz senaryo var. Ona inanıyorsunuz. Ve ne acı bir olaydır ki bu. Kemalizm hakkında konuşanların Kemalizmi çok ciddi incelemedikleri de anlaşılıyor. Üstelik bizim milliyetçiliğimizi de çok böyle faşist gibi göstermeye çalışıyorlar. Türk milliyetçiliği kadar saf, amatör, ahlak sınırları içinde kalmış bir milliyetçilik acaba var mıdır bilmiyorum. Ben Avrupa'nın pek çok devletinden elimizin daha temiz, milliyetçiliğimizin daha insancı olduğu. Siz açtınız konuyu, hemen yine bakın, 20 Ekim'de bir açıklama var, gazete küpürü, Abdullah Gül'ün açıklaması. Milliyetçilik ırkçılığa kayıyormuş Türkiye'de. Türkiye için çok tehlikeli,
bir durummuş bu. Türkiye'deki geleneksel milliyetçilik anlayışının ırkçılığa kaydığını söylüyor Abdullah Gül. Türkiye'de yani, ırkçılık 30-40 yıl evvel bir ara oldu gitti. Şimdiki Türk milliyetçiliğinin ırkçılıkla bir ilgisi var mı bilmiyorum. Ya da o insanlarla bir temasım yok. Ya da bunlar etkin mi onu bilmiyorum. Milliyetçilik ama derken daha çok ulusalcılığı ve dip dalgayı kastediyorlar. Kastediyorsa Osmanlı İmparatorluğu'nu ümmetçiler batırdı. O biraz milliyetçiliğe geçse, karşı olan ümmetçiler Osmanlı İmparatorluğu'nun da katili diyorsun. Tabii yani. O kafa batırdı. Dünyada ümmetçi bir devlet var mı ya? Tarihte hiç olmadı. Hazreti Muhammed döneminin dönemiyle Hulafa-i Raşidin dönemi hariç. Hiçbir zaman ümmetçi bir devlet olmadı. Dünyada yani devletler birbirlerinden koptular, ayrıldılar. Aynı anda üç halifenin olduğu dönemi yaşadı bu insanoğlu. Osmanlı bu halifesi büyük Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman işte o büyük cihadı ilan etti. İngilizlere karşı bütün Müslümanları ayaklanmaya ve Osmanlı'nın yanında ve Almanya'nın yanında savaşa davet etti. Hiç kimse de buna icabet etmedi. Bütün bunlar tarihten öğrenilecek büyük derslerdir. Hayal kurmayı engeller. Makul olmayı engeller. Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerin kandırmasıyla Çanakkale'de Türkiye'ye işgale gelmişlerdi. Evet. Müslümanlar, bazı evet. Müslüman ülkeler. Tabii canım. Müslüman ümmetçi olan Osmanlı'yı yıkmaya gelmişlerdi. Yanılmıyorsam 450-500 bine kadar Müslüman Hintli Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de ve Çanakkale'de görev aldı. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Fransızlar gelirken Senegal'den, Cezayir'den, Fas'tan, Hint Çini'den insanlarla geldiler Kurtuluş Savaşı'nda Çukurova'yı işgal etmeye. O arada da Cezayir'den Müslümanlar gelip Fransızlara karşı dövüşen Türk çetelerinde görev alıyorlar. Şimdi Kozan'da oturuyorlar. Bunlar Türk vatandaşı oldular. Bunlar Fransa'dan ne çektiklerini bilerek, emperyalizmin ne olduğunu bilerek gelip Türkiye'nin yanında yer alan insanlardır. Gaziantep olaylarını bilmek yeter. Emperyalizmin Türk insanına nasıl yaklaştığını, Türkiyelilere öyle diyeyim, nasıl yaklaştığını anlamak için. Yalnız Gaziantep olayım. Hatta buna isterseniz Maraş'ı, buna isterseniz Urfa'yı da katırız. Buna Çukurova'yı, buna Mersin'i de katırız. Yunanlıların yaptığı nedir? Yunanlı kendi adına gelmedi ki oraya. Bunların tetikçisi, katili diye geldi. Suikastçısı diye geldi. Yani Ankara Sevr Anlaşması'nı biz kabul etmiyoruz dediği zaman işte müttefikler toplandılar. Yunan ordusuna yeşil ışık açtılar, yaktılar. Bunlar 22 Haziran 1920'de iki koldan biri Bursa'ya, biri Uşak'a doğru gene yakarak, yıkarak, rıza geçerek. Yani askerler diyorlar ya, savaşın bir de bir ahlakı vardır. Bu ordular için, Türkiye'yi işgal eden güçler için, hiçbiri için bu laf kullanılamaz. Yani orduları bile ahlaksız diyorsunuz. Bir ahlakla ilgileniyor. Kendilerine hiçbir şeyle bağlı paydı. Bunların politikacıları da, diplomatları da öyle. Yani bugün o da bir Haçlı Seferi sayılabilir mi? Çünkü gelenlerin hepsi Hristiyan'dı. Bir Hristiyan birliği biçiminde Türkiye'yi işgale gelmişlerdi. Şimdi bu da bir Haçlı Seferi midir? Bir takım böyle bir dinci dernekler var tarihte. Yunan ordusu aslında Halife'nin ordusu sayılır. Söylendiği gibi kötü bir ordu değildir diye de onu öven Müslümanlarımız da var. Allah şaşırtmasın insanı. Şaşırtmış. Evet. Şimdi bunun Osmanlı İmparatorluğu'na bir Sevr Anlaşması diye bir anlaşma, barış anlaşması göğe adı dayatıyor Avrupa. Şimdi bunu okuyunca işte şu 300-344 maddelik. Sehame Rey'in kitabı mı? Evet, 344 maddelik bir çeviri. Yani her Türk aydınının mutlaka okuması gereken bir metin bu. Bunu Osmanlı imzalamakla hukuken öldüğünü kabul ediyor. Kanadı kırık, hiçbir devlet yetkisine, haysiyetine sahip olmayan küçük bir devlet olmaya razı oluyor. Boyun büküyor, tarihten o yüzden silinip gidiyor zaten. Ama bunu okuduktan sonra insan şunu anlatıyor. Bunu hazırlayıp Osmanlı Devleti'ne dayatmak çok daha büyük şerefsizlik.
Çünkü bu bir siyasi bir anlaşmadan çok öte bir şey. Bunun içerisinde işte o bin yıllık Haçlı ordularının kafasını, gönlünü, yüreğini, anlayışını, intikam duygusunu, duygusuzluğunu, bencilliğini, canavarlığını bana sorarsanız barbarlığını da görüyorsunuz. Yani bir Haçlı seferi ve barbarlık öyle bir belge. Bunu bizim okumamız lazım. Bu belgenin işte artık geçerli olmadığı, kadük olduğu falan söyleniyor. Tabii İzmir'in Yunanlıların olduğu maddeler, ona benzer maddeler kadük. Ama bugün Lozan sırasında da Türkiye'yi azınlıklara parçalayarak bir güç olmaktan çıkartmak isteyen teklifler geldi. Ama o zaman arkasında milleti için ölmeye hazır 200 bin kişilik bir ordu vardı oradaki delegasyonu. Onlar ellerinin tersinden itiverdiler. Avrupa'nın Türkiye'den savaşacak hali yoktu, gücü yoktu. Talihi yoktu. Böyle bir şey yapamazdı. Kabul ettiler. Ama kursaklarında kaldı. Milleti için ölmeye hazır 200 bin kişi var. Evet. Batı ordu söyledi. Fırtına gibi. Atatürk'le ilgili çok güzel bir anekdot var. Son günü Keçiören'de arkadaşlarıyla birlikte yiyor, içiyor. Diyor ki hesap edin. Taarruz haberi geldikten 15 gün sonra İzmir'deyim. 14 gün sonra İzmir'e vardı Türk ordusu. Döndüğü zaman da diyor ki bir gün hata etmişim, özür dilerim. Şimdi söyle diyorsunuz da yani öyle bir ordu. Kitabınızda aldığınız bazı eleştiriler var. Mesela yapılan eleştiriler. Büyük taarruzda Yunanlılar imha edilememiş, denize dökülememiş, kaçmalarına göz yumulmuştur. Kurtuluş Savaşı bir Türk-Yunan savaşıdır. Abartıldığı kadar da önemli değildir. Mustafa Kemal'i Anadolu'ya milli mücadeleyi başlatması için Vahidettin göndermiş. Ayrıca bol para ve bir de Hattı Hümayun padişah buyruğu vermiştir. Vahidettin, Damat Ferit ve Ali Kemal hain değildir. Tahsisatı mestur eden, yani örtülü ödenekten cömert ihsanlarla, bağışlarla yazdırılmış kitaplar varmış. Tarihi hadiseler ters yüz edilmiş, kahramanlar ile hainler yer değiştirmiş. Sözde tarihçilerle tarih yazılmış. Türkiye'de tarih inanılması çok zor bir masal niteliğindeymiş. İşte bu yalanları söyleyenlerin ifadeleri bunlar. Evet, bunlara da diğer kitabınızda, Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabınızda zaten cevap vermişsiniz. Ama bunları söyleyebilen insanlar var, söylemişler, halen var. Bakınız bunlar artık pek söylenmiyor. Çünkü bir yalanın arkasında durmak çok büyük haysiyetsizlik olur. Bunların cevapların hepsi belgelerle verildiği için, hem de kendilerinin de itiraz edemeyeceği belgelerle verildiği için. Diyelim ki ben İnönü'nün anılarına dayanarak falan yalanı hiç cerh etmedim. Onların da kabul edeceği kesin, ortak, tartışılmaz belgelere dayanarak söyledikleri yalanları, yanlışları, saptırmaları belirledim, sustular. Susmaları da doğaldı. Yani bu kadar... Belki sizin karşınızda sustular ama yine birçok yerde buna benzer iddiaları, kulaklara televizyonlarda şeyler, bile söyleyenler, tartışanlar var. Kulaklara bir gerçeğin tersini söylemekten ne kazanırsınız? Belli bir şeyden aferin alırsınız. Bir gruptan aferin alırsınız. Bu belli grup ne yapmak istiyor ki Türkiye'de? Mesela Cumhuriyet'in alternatifi olarak ne projeleri var ki? Hemen söyleyeyim. Tanzimat Cumhuriyet'ten çok daha büyük bir harekettir diyor mesela Yalçın Küçük size eleştirirken. Tanzimat o kadar önemli, Cumhuriyet o kadar önemli değilmiş. Tanzimat çok daha büyük hareketmiş. Şimdi yani ben saygı sınırının dışına çıkmak istemiyorum ama yani Sayın Küçük yazdıkça küçülüyor. Söyleyecek başka laf bulamıyor. Yazmasa büyüyecek diyorsunuz. Büyümeyecek hiç olmazsa olduğu gibi kalır. Peki Yalçın Küçük'ün demin eleştirilerini söylerken bir iki noktayı atladık, başka konuları tartışmaya başladık. Hemen onları da söyleyelim, o bölümü de geçmiş olalım. Biz gene devam edelim tartışmaya. Sizin bu son kitabınız Şu Çılgın Türkler, Genelkurmay yahut istihbarat devletin iç çalışmasıdır sözü var Yalçın Küçük'e. Milli İstihbarat Teşkilatı mı size bu kitabı yazdırdı ya da Genelkurmay mı yaz dedi? Bir de bu kitapla Mustafa Kemal'i tanrılaştırdığınız iddiası var. Oysa sizin şöyle bir sözünüz var. Bir başka demecinizde ben yetkili olsam Atatürk büstlerini kaldırırım, evet, diyorsunuz. Kesin. Ama bu taraftan da Mustafa Kemal'i tanrılaştırdığınız Genelkurmay'ın yahut istihbaratın ya da devletin bir iç çalışması olduğu bu kitabın söyleniyor. Şimdi bu kitabı yazdığım zaman da bana çok yani büyük 8 bir sene önce çok, de. Çok büyük bir kurulun yardım ettiği gibi bir iddiası vardı. Aynı şeyi
Bilal Şimşir için de söylüyor. Sanırım devlet ona diyor 20-30 tane asistan vermiş, onlar çalışıyor. Hayır, ben de tek başımayım. Bilal Şimşir de tek başına. Hayır, diyelim ki öyle bir olsa insan, ne olur? Hayır, ben yani, ama evvela doğru, evvela bir doğruyu tamam. Konuşalım. Bunları tek başımıza yazdık. Bunlar tek başına yazabilecek kadar çalışkanız. Yalanla vakit geçirmedik. Olmadık maceraların içinde dolanmadık. Halktan kopmadık. İşimizin başında durduk. Her medeni insanın milletine ya da devletine ya da çevresine bir borcu vardı. Ömrümüz bu borcu ödeme gayreti içinde geçti. Milleti sevmeyi suç gibi anlatıyorlar. Biz milleti sevmekle iftihar ettik, ayakta durduk. Yurtseverlik bir insanın insan olmasını sağlar. Yurdunu sevmeyen bir insana ben insan diye bakamıyorum. Yurdunu sevmeyen başkasının yurdunu seviyor ama. Bu anlama geliyor. Değil mi? Evet. Hayır, zaten açıkça diyor, işte Avrupa'ya tapınıyor. Türkiye'ye eleştiri getirenlerin bir kısmı Avrupa'ya tapınıyor. Yani ama kendi yurdunu işte sevmek, başkasının yurdunu seviyor. Sonuçta bir yurt sevgisi var. Deminki cümleyi bir daha söyleyeyim. Avrupa'yı savunanlar Avrupa tarihini bilmiyor. Osmanlı'yı savunan Osmanlı tarihini bilmiyor. Bunlar bilseler bu bilgisizliğin sefasını süreceklerine ciddi ciddi otururlar, araştırırlar. Okusalar anlaşacağız. Okumuyorlar. Yani atıyorlar. Hayallerini söylüyorlar. Ya da duygularına göre bir fikir oluşturuyorlar. Tarihsiz konuşulamaz hiçbir konuda. Hiçbir konuda. Bu işte şeyin rahmetli Uğur'un sözü gibi, işte bu bilgisi yok, fikri var. Bu büyük bir çoğunluk maalesef öyle. Yalçın Küçük üzerinde fazla durmaya gerek yok. Kitap aslında bu eleştirileri söylerken kitap üstünde durmuş oluyoruz. Yani, Mustafa Kemal tanrılaştırılıyor mu kitapta? Hayır efendim, söz konusu. Daha çok insani yönü var galiba. 40. sayfadan evvel resmi bile yok. Büyümüş tam sayfa bir resmini bile kullanmadı. Ta Maraşal olduğu zaman, Gazi ünvanı aldığı zaman büyükçe bir resmi kullanmadı. Bugüne ışık tuttuğuna ilişkin bir açıklamanız var yine bir başka gazetede. Hürriyet gazetesi bu. 23 Ekim tarihli 2005. Baş müzakereci Ali Babacan yurt dışına giderken bir tavsiyeniz var. Diyorsunuz ki, ey Babacan, Nutuk'u oku, Milli Mücadele tarihini oku. Böylece dik durabilirsin. Dik durabilirsen İsmet Paşa gibi, duramazsan Rıza Tevfik gibi dönersin sözünüz var. Yani ben, bu kitapla... Bu biraz daha geniş, daha nazik söylenmişti. Kısaltılınca biraz katılaşmış. Evet. Ama özü itibariyle de böyle bu. Şimdi Avrupa ile karşı karşıya geleceğiz. Fikrimi söylüyorum yeniden. Lloyd George'un çocuklarıyla karşı karşıya geleceğiz. Türkiye'yi parçalayıp yok etmek isteyen insanlar bunlar. Bunlar Türkiye'ye hiçbir şey yapamasa azınlıklar, bir sürü azınlık grubu oluştura o 80 milyonun Avrupa Meclisi'ndeki milletvekilleri, en kalabalık milletvekilleri olacak. Avrupa şimdi bu gücü parçalamak istiyor. Avrupa Türkiye'den kendi kafasınca yararlanmak istiyor. Avrupa'nın Türkiye'den hala ödenmemiş bir hesabı olduğunu anlıyorum. Onu söylemek istiyor. Borç belli bir... ediyordu. Bizden 400 yılın hesabını soruyorlar diyordu. Borç belli bir çizgi açtıktan sonra da bu insanlar insandan para istemiyorlar, başka şey istiyorlar. Şimdi onu istiyorlar işte. Peki biz görmüyor muyuz? Sevle onu istediler. Görmüyoruz. Bilmiyoruz ki. Bunu yaşamadığımızı bilmiyoruz ki. Bunu ilk defa başımıza geliyor zannediyoruz. Avrupa'nın... Yani işte az önce Fehri Erdal olayını gördüm. Yargı nasıl? Türkiye'de yargı bağımsız olsun deyip Türk yargısına müdahale eden Avrupalılar, Avrupalı yetkililer Avrupa'nın göbeğinde, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de Fehri Erdal davasında tam otomatik silahla ateş etmemiştir. Yarı otomatik silahla adam öldürmüştür. Bunu size veremeyiz diyor. Daha önce idam var sizde, veremeyiz, kaldırın dediler, kaldırdık. Bunları da göre göre, duya duya hala Türk yetkilileri göremiyor mu bunları? Şimdi yani bu kadar hukuku siyasallaştıran bir Avrupa varken kendi hukuklarını da siyasallaştırıyor. Türkiye'deki hukuka da müdahale ediyor, mahkemelere müdahale ediyor. Devam eden davalarda baskı olsun diye yargılanan insanların evlerine şovla ziyaretlere gidiyorlar. Ama Türkiye'de çok garip şeyler oluyor. Hala görmüyor mu bunları? Bu şimdi, körlüğün bir başka açıklaması var mı acaba tıpta? Şimdi bir devletin bir onurlu bir duruşu vardır. Her devletin vardır. Küçücük minik bir devletin de böyle bir onurlu duruşu olmalı. Buna karşı hem devlet onurlu durur, hem karşısındakiler milletler arası terbiye gereği belli bir seviyede konuşurlar. Bunlar görgüsüz.
Bunlar bilerek isteyerek kabaca konuşuyor. İşte onun için diyorum Lloyd George'un çocukları. Yani Lloyd George da öyle konuşuyor. Bizi o kadar küçük gördükleri için artık kabalığa da vardı işe. Bizi küçük görmeleri diye yorumlamıyorum ben. Ama böyle konuşulursa Türkler anlar çünkü doğulular sopadan anlar diye bunların bir ön yargısı var. İşte bu laflarda o sopa zannediliyor. Şimdi Milli Mücadele sırasında biz bugünkünden 1000 kat daha yoksulduk. Bir tane uyduruk Darülfünun'umuz vardı. Medrese uzantısı. Şimdi 100'e yakın. 100'e yakın üniversitemiz var. Şu andaki Türk ordusu dünyanın en güçlü 5 ordusundan bir tanesi. Üstelik de bu çok bilinçli bir ordudur. Çok önemli bir şeyimiz var mı yok mu? Sonra onu soracağım. Siz devam edin buyurun. Ekonomide problemlerimiz var ama ekonomide problem gene de biz bunca yanlışa rağmen elbette işte bir gelişmiş, ilerlemiş bir durumdayız. Şimdi böyle bir ülkeyi yönetmek için, böyle bir ülkeyi yöneten insan bir kere bir rahat olur. Güçlü bir devletin temsilcisi. İki, bilgisi de varsa, bunun çok daha basiti sırasında biz Avrupa ile karşı karşıya geldik. Er meydanında dövüştük, ben galip geldim. Nasıl galip geldim? Bir, onların kuvvetine karşı kuvvet kullanarak, aklına karşı akıl kullanarak. Şimdi yeni aynı şey olabilir. Avrupa niye bu Alevilerin azınlık meselesini ortaya getiriyor? Bunu ne zaman getirmişti daha evvel? Lozan Komisyonu'nda. Ondan daha evvel ne zaman getirmişti? Muhtemelen Sevr müzakereleri sırasında. Muhtemelen daha Kurtuluş Savaşı sırasında Lazlara ayrı devlet, Süryanilere ayrı devlet. Bunları bile araştırıyorlar. Alevi-Sünni tartışması çıkar, Türk-Kürt tartışması çıkartmak, yani kardeş kavgası çıkartmak, o fetva çıktıktan sonra Türkiye'de bir din kavgasına çıkarıyor. Müslüman Türkler din kavgası yapıyorlar aralarında. Bir Müslümanın bir Müslümana cihat ilan etmesi olur mu ya? Böyle bir veya şöyle söyleyeyim, Müslümanlık bir işgalci düşmanın aleti olabilir mi? Ona yardım edebilir mi? Ona uygun yorumlanabilir mi? Bunlar ne çirkin şeyler. Bunları yaşadı Türkiye. Şimdi İstiklal Savaşı yapılırken bizim milletimizin, Anadolu insanlarının hem üstün tarafları belli oldu hem zaafları belli oldu. Üstün tarafları gelecek için bir güvencedir. Zaaflarımız milli terbiyeden yoksunluğumuzdur, milli bilinç yoksunluğudur. Genel olarak halkımızın bir kısmı irfan yoluyla, bir kısmı eğitim yoluyla, bir kısmı nasihat yoluyla, din adamlarının da doğrusu bu nasihat yolunda milli mücadelede çok önemli rolleri olmuştur. Bunlar yurtsever din adamlarıdır. Bu halk İstiklal Bayrağı arkasında toplandı. Zaten somut bir olaydı. Karşısında fevkalade can yakıcı bir düşman var. Nerede? Güneyde Fransızlar, Kuzeydoğu'da Kontus çeteleri, Batı'da Yunanlılar. Artı bir de bunlara işgalciler katıldı, isyancılar katıldı. Arkalarında dev gibi İngiltere duruyor. İşte o zamanki İngiliz belgeleri açıklandıktan sonra nasıl oynatıldığını, İstanbul hükümetini nasıl etkilendiğini, onların İngilizlere yaranmak için nasıl aşağılık bir şekilde yaltaklandığını görüyoruz. Bu arada da bu Anadolu halkı kalktı, bunların hepsini teker teker yenerek Lozan'a ulaştı. Bu ne müthiş bir olay. Dünyada eşi yok. Şimdi bir takım aydınlar belki de bu yalan söyleniyor ya, bu yapılacak bir iş değildir diyorlar. Kendi bilgi seviyelerine dayanarak yapıldı. Bir reklam arası daha vermemiz gerekiyor. Bu sözünü ettiğiniz noktayla ilgili kitabınızdan bir alıntı yapacağım. Ulusal bilinç, milli terbiye nedir? Onu nasıl ifade etmişsiniz? Ve bugün geldiğimiz nokta neresi? Ona değineceğiz. Ama az sonra efendim. Evet, az önce sözünü ettiğimiz bu milli terbiye konusunda sizin kitabınızda 216. sayfada bakınız Mustafa Kemal ne diyor? Anadolu'yu yüzlerce yıl yalnız canına ve malına ihtiyacın olduğu zaman hatırlarsan, bunun dışında kaderine terk ve cehalete teslim edersen sonuç tabii böyle olur. İnsanlarımızı okutmamış, bilinçlendirmemiş, kafalarını ve yüreklerini milli bir terbiyeden geçirmemişiz ki. Cami okullarında ve medreselerde ne tarih, coğrafya dersi verilir, ne de vatan millet nedir öğretilir. Bu yüzden 2 yıldan beri düşman kadar cahil, gafil ve hainlerle de uğraşıyoruz. Komutanlar bu sefer çok dikkatli olsunlar.
bozgunculara fırsat verilmesin diyor Mustafa Kemal. İşte bugün geldiğimiz noktada bu milli terbiye, milli ya da ulusal bilince ışık tutan bir söz bu. Bugün hangi noktaya gelmiş oluyoruz? Atatürk o tarihte bunun verilmesi gerektiğini, vatanın milletin öğretilmesi gerektiğini, ulusal bir eğitimden, terbiyeden geçirilmesi gerektiğini söylüyordu. Bugün 82 yıl sonra neredeyiz? Aynı söze geri mi döndük acaba? Evet, yani bugün aynı sözün bir daha ciddi ciddi tekrarlanması gerektiğine inanıyorum. Yani tarihi olmayan, tarih bilinci olmayan hiçbir millet yok. Olamaz da, olursa da bu köle olur sonunda. Dağılır gider, kendi içinde de birliğini koruyamaz. Milli eğitim deyince biri vaktiyle, yani dini eğitim ne olacak? Milli eğitim, dini eğitimden daha geniş, daha kapsamlı bir anlamdır. Dini eğitimi de içerir. Elbette bir insan, bir aile çocuğuna milli eğitim verirken dini eğitimi de verir. Bir devlet istiyorsa dini eğitim almak isteyenlere yardımcı olabilir. Yani din milliliğin dışında bir şey değildir. Ama sadece dini eğitim veriyorsanız bu milliliği kapsamıyor, kapsamadığını dünya tarihi gösteriyor. Osmanlı tarihi de gösteriyor. Yani şeyler, İngilizler Urfa'ya girdiler, Maraş'a girdiler, Antep'e girdiler. Ciddi bir tartışma olmadı. Çünkü çok dikkatli davrandılar. Çok dikkatli davrandılar. Şey etmediler. Demek ki onların gelmesi kimseyi fazla da rahatsız etmedi. Yunanlılar da gelip de hemen yaka yıka, işte ilk günü 1000 kişiyi öldürmese de çok kibar, ellerinde çiçeklerle çıksaydı, acaba ne kadar insan birdenbire bilinçlenip bunların düşman olduğunu, işgale geldiklerini, Türkiye'yi boğacaklarını düşünürdü, ayağa kalkardı, onu bilemiyorum. Irak'ta da benzer bir şey yaptılar. Hatırlıyor musunuz? Televizyonlarda canlı yayın varken Saddam'ın heykelini yıktılar. Oraya bir Amerikan askeri çıktı, Amerikan bayrağını taktı ve birkaç dakika sonra onu gelen emirle indiriverdi. Yani orada Iraklılar savaş öncesini biliyor, savaş durumunu biliyor ama yine de kendi ülkelerinde Amerikan bayrağının dalgalanmasını görüp belki orada milli bilinçten ne kadar söz edilebilir ayrı bir tartışma. Ama yine de uyandırmayalım diye bayraklarını bile indirdiler aşağı. Ama bir de büyük fotoğraf çıkmıştı. Bir Amerikan askerinin elini öpen bir Iraklı. Kurtulduk diye. Yani bizde de Verhoeven Diyarbakır'a gittiği zaman iş istiyorum diye bir Anadolu kadını eline sarılmış. Elini öptüğümü hatırlamıyorum ama eline galiba öptü. Eline sarılıp Verhoeven'dan, eski genişlemeden sorumlu komiserden yardım istemişti, iş istemişti. Bizden bu kadar umut beklendiğini bilmiyordum demişti Verhoeven'da. Öyle anlatılıyor halka. Biz Avrupa Birliği'ne girince işte iş de bulunacak, para da artacak, herkes zengin olacak, refaha gideceğiz vesaire vesaire. Avrupa'nın çifte standarda sahip bir çok ciddi bir siyaseti olduğunu ya da bir anlayışı olduğunu bilsek çok iyi olur. Birbirlerine, Avrupalı olanlara, hepsine dedi mesela, Doğu Avrupa'ya öyle davranmazlar. Yani İngiltere, Fransa 3 kere çok kanlı savaş yaptı. Sonra aralarındaki sınırları kaldırabildi, dost olabildi. Çünkü uzlaşıyorlar. Ama kendilerinin dışındaki insanlara karşı ikinci standart, ikinci ölçü devreye Dünyada kendi insanlarına davrandıkları gibi bize davranmıyorlar. Kendi insanları için istediklerini bizim için istemiyorlar. İşte biz bunu, ya da biz derken yöneticileri kastediyorum, bugünküleri, eskileri, hepsini kastediyorum. Niye göremiyoruz? Acaba az önce okuduğumuz o Atatürk'ün milli terbiye, vatan millet kavramı bunların anlatılamamasından mı yıllardır? Niye göremiyoruz? Siz görüyorsunuz, biz görüyoruz bunu da. Bu çifte standardı, hatta standart dışı kaba davranışlarını görüp de niye tedbir alamıyoruz? Ne pahasına olursa olsun diye niye boyun eğiyoruz? Eskiden emperyalizm vardı, şimdi adı sömürgeleşme oldu Türkçesi. Bu sömürge zihniyetine karşı niye dik durulamıyor, onurlu duruş sergilenemiyor? Milli mücadeleyi bilsek, bir daha söyleyeyim. Ya da milli mücadeleyi yaratan Birinci Dünya Savaşı'nı bilsek, ya da son 100-150 yılımızı bilsek, 3. Selim'den beri Türklerin, Anadolu'nun, Osmanlı Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı serüveni bile bilsek, nereye doğru gitmemiz gerektiğini çok daha iyi anlarız. Neyi terk edip nereye gitmeliyiz? Bunu anlamamak mümkün değil. Yeter ki insanın ön yargıları gerçekten daha güçlü olmasın.
ön yargı bir insanı mahkum ediyor. Bir insanı köle yapıyor. Biraz da bilgi eksikliği. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Yani bir düşünce, düşünce bilgi istiyor. Düşüncesiz, yani benzinsiz düşünce çalışmıyor ki bilgi olmayınca. Olmuyor. Peki o benzini biraz biz verelim isterseniz sizin kitabınızdan sayfa 386. Şimdi Atatürk'ü dünya nasıl görüyormuş, Atatürk ne yapmış, emperyalizme karşı nasıl çıkmış, bunları bilirsek bugün sömürgecilere karşı nasıl karşı çıkılabileceğini bilmiş oluruz. Hem ön yargılar kısmı. Öyle düşünüyorum. Kitabınızda şöyle diyorsunuz. Emperyalizmin ne olduğunu yavaş yavaş anlıyor ve uyanıyorlardı. Ama hiçbiri bu çok kollu ejderhadan kurtulabilecek kadar azimli ve güçlü değildi. Bu yüzden Türklerin verdiği Kurtuluş Savaşı'na imrenerek heyecan ve dikkatle izliyor. Bodiba Efendi gibi onlar da bu savaşın serdarı Mustafa Kemal Paşa'ya büyük hayranlık ve saygı duyuyorlardı. Mustafa Kemal Paşa yalnız Tunus'ta değil, kaç zamandır bütün mazlum ülkelerde, parantez açıyorum, Türkler mazlum değildir diyen Orhan Pamuk'a da gönderme olmuş oluyor. Devam ediyorum. Kurtuluş özlemini temsil ediyor. Asya ırklarının kurtarıcısı, İslam'ın kahramanı, Doğu'nun kahramanı, milliyetçiliğin babası, İslam dünyasının en iyi evladı, çağın en büyük adamı gibi adlarla anılıyordu. Bütün Müslümanların ve sömürgelerin ortak kahramanıydı Mustafa Kemal diyorsunuz. Evet. Bu mazlum milletler milli mücadeleyi başından beri izledikleri için Yunan ordusunun arkasında duran gücün İngiltere olduğunu iyi biliyorlardı diyorsunuz. Bütün mazlumların, Müslümanların, sömürgeleşmiş ülkelerin ortak kahramanı olan Atatürk'ün o tarihteki adıyla Mustafa Kemal'in sömürgecilere verdiği savaşı anlatıyorsunuz. Türkiye örneğinden yola çıkarak. Bugün bunun görülmemesi herhalde hem ön yargıya neden oluyor hem de cehalete neden oluyor ve Avrupa Birliği'nin her istediğine de evet demek durumunda kalıyoruz. Ve böylece bir başka yazarın da dediği gibi sizin kitabınızdaki o tarihteki çılgın Türkler artık bugün yılgın Türkler haline mi gelmiş oluyor? Ben öyle görmüyorum ama yılmış, sindirilmiş, yıldırılmış. Ben öyle görmüyorum. Bir uyanmaya ihtiyaç vardı herhalde. Bu uyanıyoruz. Muhtemelen hükümet de uyanacaktı. Bundan evvelki hükümetler de uyuyordu. Bu hükümet de henüz tam uyanmış değil. Kesin yani bir kural var. 30 yıldan beri Türkiye'de bu olaya yanlış baktığımıza inanıyorum. Yani bir tarih bilincinizin olması için tarih bilginizin olması lazım. Bir milli bilincinizin, yani birlikte yaşadığınız yurttaşların toplam çıkarını korumak için tarih bilginiz olması lazım. Dünü okumadan bugünü yorumlayamıyorsunuz, yarını göremiyorsunuz. Yani bu çok basit bir gerçek. Bunu anlamamak olmaz. Ama bizimkilerin uzun zaman aydınlarımız da, işte ortaokuldaki çocuğumuz da, bazı yazarlarımız da, yani okumuyorlar. Okudukları üzerinde derin durmuyorlar. Şimdi Atatürk'ün Avrupa ile ilgili arkadaşlarla yaptığı bir tartışma da söylediği laf var. Biz diyor Avrupa'nın bilimine ve sanatına saygılıyız, hayranız. Şimdi de öyleyiz. Bu çok doğal bir şey. Avrupa'nın sanatı ve bilimi çok üstün, çok yüce. Oradan çünkü hep alacağımız pek çok ders var. Ama diyor emperyalizmine ve militarizmine karşıyız, karşı olacağız. Avrupa'nın emperyalizmden vazgeçtiğini sanmak için saf dil ol. Yani üreten, ihtiyacından fazlasını üreten bir ülke bir yerlere satacak. Atatürk Avrupa ile de hiçbir ortak cemiyete girmedi değil mi? Hayır. Kurmadı. Hayır. Yalnız komşularıyla iyi dostluk münasebetini kurdu. Hayır. Hayatta hiç o Türk tarihinde olmamış şekilde bütün komşularıyla iyi bir dostluk kurdu. Avrupa ile de tedbirli davrandı. Ruşen Eşref yurt dışına giderken ona verdiği bir nasihat var. Uzunca bir şey. Yanıma alsaydım okumayı çok isterdim. Bir Türk büyükelçisi, bir Türk olarak, Türk devletinin, Türk devlet reisinin temsilcisi olarak dış dünyada nasıl hareket etmeli? Atatürk bunu olağanüstü güzel anlatıyor. Yani bu şeye batının bu, yani batıda doğruyu söyleyen bilim adamları da var. Batı'da bütün insanlara eşit saygıyla bakan sanat adamları da var.
Batı'nın her şeyini reddediyor değiliz. Batı'nın bu bencil yaklaşımı, saygısız yaklaşımı, insana ürküntü veren bir ard arda bir şeyler çıkıyor. Bir şey bitiyor, yeni bir şey daha geliyor. O bitiyor, onun arkasından bir şey daha geliyor. Yani bir yarayı açıyor, onun iyileşmesini beklemeden ikinci yarayı açıyor. Sonra üçüncü yarayı açıyor. Şimdi bizim hukuki varlığımız Lozan'da. Lozan'a gelmeden az önceki uyanıştan söz ettiniz. Bir uyanışa ihtiyaç vardı dediniz. Türk halkını geçmişteki çılgın Türklerin bugün yılmadığını, yılgın Türkler haline gelmediğini söylediniz. Hükümetler de uyanır, hükümet de uyanacak dediniz. Kesin bilimsel bir doğruyu söyleyeyim size. Hükümetlerin hepsi uyanıyor. Ama iktidardan düştüğü zaman. Kesin. İktidardayken hangi hükümet olursa olsun, hangi konuda uyursa uyusun, iktidardan düştüğü günün ertesi sabahı uyanarak kalkıyor. Bu iktidar sarhoşluğu denilen şey bu herhalde. Herhalde çok herhalde. Doğru özetlediniz. Yani iktidar sarhoşluğu herhalde bu. Ertesi gün uyanıyor. Partisi, görüşü ne olursa olsun, geçmiş hükümetler de öyle yaptı. Bugünkü hükümetin çok hatası var. Bugünkü hükümeti eleştiren önceki hükümetlerin çok hatası tabii. var. Ama onlar da iktidardayken benzer şeyleri yaptılar. Aynı şeylere imza attılar. Reddedilen ne vardı? İnsan düşünüyor, bulamıyor. Yani Avrupa Birliği'nin isteyip de ulusal çıkarlarımıza aykırı gelen hangi isteğine hayır dedi hangi hükümet? Gümrük Birliği Türkiye'nin aleyhineydi. İşte en son bugünkü Başbakan Sayın Erdoğan 110 milyar euro Gümrük Birliği'nden Türkiye'nin zararı olduğunu söylüyor. Abdullah Gül 1995'te yaptığı konuşmada Ceviz Kabuğu'nda yayınlamıştık. Avrupa Birliği'nin nasıl bir kandırmacı olduğunu söylüyor. Yabancı sermayenin nasıl bir kandırmacı olduğunu söylüyor. Muhalefetteyken herkes uyanık Türkiye'de. Dediğiniz gibi iktidar ya da o koltuk sarhoşluğu böyle oluyor öyle demek oluyor, ki. Öyle oluyor. Bir de Lozan'a geçmeden demin Ali Kemal'i tartışmıştık. Bakınız Hasan Pulur'un hangi tarihte? 26 Ekim tarihli köşesinde Ali Kemal'i merak edenlere başlığıyla bir yazısı var. Çok ilginç tarihi bir bilgi var. Ali Kemal'in nesli de tabii devam ediyor. Ünlü birisi var oğlu, o soydan gelen. Oğlu. Değil mi? Kimdir Seki, oğlu? Seki Konur'a. Çok ünlü bir diplomat değil mi? Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Londra Büyükelçisi ki en önemli büyükelçiliklerden biridir. Bu Cumhuriyet Devleti'nin ne kadar yüce gönüllü olduğunu gösterir. Bir de gösterir. Az önce Abdullah Gül'ün demecini vermiştik. Milliyetçilik, ırkçılığa kayıyor Türkiye'de diye ulusal dalgayı da eleştiren bir açıklamasını. Bunun ne kadar yanlış olduğunu da gösteriyor değil mi? Yani ama, kimseden hesap sorulmayan ırkçı bir yaklaşım sergilenmeyen bir durum. O ayrı, o ayrı. Bu olaylara ayırt eden bir Türk milleti var. Cumhuriyetin yüce gönüllülüğünü Türk tarihi hiçbir döneminde yaşamadı. Evet. Cumhuriyetin, yani bakınız Osmanlı'dan bize kalan miras bir mimaridir. Büyük bir mimari. Başta Mimar Sinan olmak üzere. Büyük bir şiir, edebiyat. Özellikle şiir. İşte Bakiler, Fuzuliler, Nedimler, musiki, o da çok büyük bir musiki. Bunun dışında bir de çok renkli, içinde hem çok olumlu, gurur verici, hem çok şaşırtıcı, üzücü olayların olduğu rengarenk bir tarih. Geri kalanı sıfıra yakındır. Hukuki tabirle Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne kalan miraz borca batık bir miras. Yani şimdikiler söylediği gibi enkaz. Ama ciddi bir enkaz. Çok ciddi bir renkaz. Cumhuriyet ilk 10 yıl kendi yağıyla kavrulmuştur. Lozan'da dize geldiği için Türkiye'ye bir kuruş kredi vermemişlerdi. İsmet Paşa'nın açıklamaları var. Ben de yabancı sermayeye evet diyeceğim ama diyor. Yabancı sermaye benden imtiyaz istiyor. Ben onu veremem diyor. Çünkü zaten onun acısını çekmişiz. Kapitülasyonları kaldırana kadar 300 yıl geçmiş. Kapitülasyonlar kalkmasın diye Lozan'da Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar tepindiler. Yani en kolay haklarını elde etmişler. Şimdi bunlar elden gidiyor. Sıradan devletler haline gelecekler. Buna inanmaları mümkün değildi. İnandılar. Mecbur kaldılar. Bir Fransız yolda Türk'ü öldürdüğü zaman Türk polisi Fransız'a dokunamıyordu. Bu katile dokunamıyordu. Onu Fransız konsolosluğunda sorguya çekebiliyorlardı. Fransız konsolosluğu onları yargılayabiliyordu. Ceza verilecekse Fransız konsolosluğu bu cezayı veriyordu. Böyle bir devlet olur mu? Bu uyduruk bir devlet. İşte
işte onun yarı sömürge haline geldiğini iddia edenlerin haklı olduğu şey bu. Küçük örnekten hareket ederek bulabiliriz bu. Yani İngilizlerin Manchester'de ürettikleri kumaş Türkiye'ye çok basit bir gümrükle giriyor. Bursa'daki Türk ipekçisinin ürettiği ipek gümrük ödeyerek İstanbul'a geliyor. Şehirden şehire i̇şte gümrük ödeniyorlar dedik. Milli terbiye herhalde ya da bu yok bilgi yok. Oraya da gitmeye gerek yok. Bu kadar basit bir gerçeği görmemek için. Yani kendi tarihimizde bizim nasıl mazlum olduğumuzu gösterecek, bizi mazlum yapmak için bizim hakikaten acı çektirdiler halen bize. Halen de o mazlumiyet devam ediyor. Tabii acı çektirdiler bize ama Türk milleti bu acıyı çektik, bu bizim kaderimizdir. Buna razı olalım, ne yapalım demedi. İşte Kurtuluş Savaşı'nın tarafı, bir tarafın sizi zulmetmeye niyet etmiş olması, öbür tarafın bunu, bu zulm sistemini, zulm projesini bütünüyle reddetmesi, sonunda da galip gelmesidir. Yani zulümle hakkın savaşıdır. Cumhuriyet'in hoşgörüsünü anlatıyordunuz. Ben buradan Hasan Pulur'un köşesinden okuyayım, sizin katkılarınızı alalım sonra. Ali Kemal'le ilgili. Linç olayından 20 yıl sonra Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuneral, Dışişleri Bakanlığı giriş sınavını kazanır. Bakanlık Ali Kemal'in oğlunu alıp almamakta tereddüt içindedir. Konu Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye kadar duyurulur. İsmet Paşa hayret eder. Bunda ne var anlamıyorum. Niçin giremezsin? Zeki Kuneral Ali Kemal'in oğludur diye hiç engelle karşılaşmadan büyükelçi olur, Dışişleri Genel Sekreteri olur diyor. Yani o genel sekreterken benim gençlik zamanımdı. Bilirdik de Ali Kemal'in oğlu olduğunu da bilirdik. Hiçbir saygı dışı bir duygu duymazdık. Bir takım isyancıların çocukları var. Generalliğe kadar yükselmiş insanlar. Yani hainle hain olmayanı ayırt edebiliyor. Tabii canım, babanın günahını Cumhuriyet oğullarına çektirmemişti. Hayır. Ve Atatürk'ün silah arkadaşı İnönü Cumhurbaşkanı döneminde Dışişleri neredeyse Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuneralp'e bile teslim ediliyor. Çünkü babası ayrı, oğlu ayrı. Şimdi bu meşhur bir Ali Galip hadisesi vardır. Sivas Kongresi'ni gelecek, basacak, Atatürk'ü derleyip toparlayacak, işte alacak, İstanbul'a teslim edecek. Ali olmuyor, engelleniyor. Ali Galip kaçıyor, bir şeyler oluyor. Bir süre sonra, 1900, yani Cumhuriyet'in ilanından 2-3 yıl sonra yurt dışında yaşarken Ankara'ya geliyor, dolaşıyor. Ya bu vaktiyle bir ihtilali engellemek için İstanbul hükümetinin emriyle bir takım pis işler yapmış olmadık, işbirlikleri kurmuş falan bir adam, bunu mahkemeye veriyorlar. Askeri mahkeme bunu beraat ettiriyor. Mustafa Kemal Paşa da bu mahkemeyi, yani adama fevkalade öfkesi var çünkü. Çok tehlikeli bir işten kılık payı kurtarmış durumda Sivas Kongresi. Askeri Yargıtay'a gidiyor. Askeri Yargıtay olayı inceliyor. Sonunda Ali Kemal'in o günün hukukuna göre, o günün şartlarına, eldeki belgelere göre yani ceza verilmesine uygun görmüyor. Ali Galip'in beraatine karar veriyor. Mustafa Kemal buna herhalde memnun olmamıştır. Ama diyor ki adalet böyle mi tecelli? Evet, o zaman mesele bitti. Mustafa Kemal sahiden dedikleri gibi diktatör olsaydı o kurulu dağıtır, yok ederdi ya. Hiç böyle bir şey olmamıştır. Aynı şey Ali Sahip Ur Savaşı için olmuştur. Ali Sahip Ur Savaşı Atatürk'e bir suikast tertibinin içinde görülmüştür. Çok da yani oldukça ağırlıklı bir yakın bilgi elde edinilmiştir. Ama beraat etmiştir. Atatürk'ün gelip tekrar yanında yer alamamıştır. Mahkeme beraat ettikten sonra kişisel kin kalmıyor. Kişisel düşmanlık devam etmiyor. 150 kişi Türkiye'den ancak uzaklaştırıldı. Geri kalanlar o suçluların telaşı içinde çoğu işbirlikçi, casus, bozguncu, aşağılık herif. Tam bu arada Onlar kendiliklerinden kaçıyorlar. İstihdam mahkemelerini konuşmak belki gerekebilir. İstihdam mahkemeleri konusunda da eleştiriler vardı. Biz de Ceviz Kabuğu'nda çok tartıştık vaktiyle istihdam mahkemelerini. Ergun Aybars Hoca'yla da başka konuklarla da. İstihdam mahkemelerinde de bu kadar bağımsız mıydı yargı? Yoksa o günün koşullarına İstiklal göre... İstiklal Mahkemesi'nden, Kastamonu'da İstiklal Mahkemesi. Günde belki 5 davaya bakıyor, 2 ay orada kalıyor. Kim onlara telkinde bulunacak ki? Telefonla mı konuşacaklar? O dönemde öyle bir şey yok. Telgrafla mı? Ben bugün
çünkü bir erin kaçaklığından ötürü ona ceza vermek istiyorum. Ne dersiniz diye soracağı bir insan mı var? Her yer 8 tane istihlal mahkemesi var. Kim bunlara telkinde bulunacak, yön gösterecek? Bunlar 3 tane milletvekili. İçlerinde mutlaka bir hukukçu oluyor. İstihlal mahkemelerinde telkine melkine açık taraf olmasına ihtiyaç yok. Casusu asmak için telkine ihtiyaç yoktur. Casus asılır. Bozguncu asılır. Bütün bunları böyle Müslüman kellelerinden ehram yaptılar. İftirasını bir kenara koyalım. Bunlar 1500 kişidir. Bütün İstiklal Savaşı içerisinde İstiklal Mahkemelerini astığı insanlar. Bunların %95'i casustur, düşmandır. İşte suikastçidir, bozguncudur. Onun için İstiklal Mahkemeleri böyle eli kanlı bir mahkeme de değildir. İki, her ihtilalin kendine özgü bir adalet rejimi vardır. İstiklal Mahkemeleri de işte babasını İstiklal Mahkemesi idama mahkum etti. Bugün Şiar Yalçın her ihtilalin kendi mahkemesi olduğunu kabul ediyor. Çünkü hukukçu. Çünkü bunun var olabileceğini görüyor. Ama babam için hatalı karar verilmiştir diyor. Bu da onun söylemeye hakkı olduğu bir söz. O da onu söyleyebilir. Üstelik de o karar, idam kararını veren Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç'la da en yakın arkadaşlar. Bugün önemli bir yazar olan Şiar Yalçın, Atatürk'e suikast düzenleyen Cahit Yalçın'ın oğlu. Cavit Bey'in oğlu. Cavit Bey. Evet. Lozan'a geliyorduk demin, şimdi gelelim. Lozan Anlaşması'yla da ilgili eleştiriler çok. Lozan'ın yıl dönümünde özellikle bunlar yoğunlaşıyor ama sizin kitabınız vesilesiyle siz de az önce değiniyordunuz. Lozan'da neyi aldık, neyi alamadık, ne kadarını aldık, Lozan zafer mi, hezimet mi diye çok tartışmalar var. Bunu soranlar aslında Lozan'ın bir hezimet olduğunu söylüyor. Yani sahiden Lozan'ı eleştirmiyor. Onların derdi Atatürk dönemini bütünüyle eleştirmeye kalkmak, Lozan'da bir bahane. Evet. Bir de sizin kitabınızda da bir önceki kitapta da vurgulanıyor. Mustafa Kemal de halife olmak istiyordu iddiaları var. Bunlara da cevap güzeldi. Bunlar ipe sapa gelmez şeyler. Lozan, oradaki bir Amerikalı gözlemcinin söylediği diyordu ki dünyadaki en büyük diplomatik başarıdır. Ama bir diplomatik antlaşmanın %100 bir tarafın istediği gibi olabilmesi mümkün değildir. Bunun en bizi de ilgilendiren örneği Sevr'dir. Dünyayı yenmiş, dize getirmiş galipler Sevr Anlaşması'nı yaptılar ama olmadı. Biz de Lozan'a giderken diyelim ki Musul ve Kerkük'ü istiyorduk. Çünkü orası Türk toprağı diye görüyorduk. Mütareke sırasında bu bizim askerlerimizin çizdiği süngüsüyle çizilmiş bir sınırdı. Ama olmadı. Kapitülasyonları kaldırdık, tam bağımsızlığımızı elde ettik. Üzerimizdeki mali yük gitti. İşte boğazları kendileri bir ayrı devlet niteliğindeki bir kurul tarafından yönetmeye kalkmışlardı. O gitti. Bizim ordu kurmamız yasaktı, kalktı. Hava kuvveti kurmamız yasaktı, kalktı. Deniz kuvveti kurmamız yasaktı, kalktı. Hiçbir şey. Biz bağımsız bir devlet olduk. Bu büyük bir olay. Kanuni'den beri ilk defa biz tam bağımsız olduk. Ondan bu yana tam bağımsız hiç değildi. Şimdi bunun eksiği Musul, Kerkük'tür. Batı Trakya'da referandum isteniyordu. Mısak-ı Milli'de böyle bir özlem vardır. O olamadı. Hatay, Türkiye-Fransa anlaşmasıyla Hatay açıkta kalmıştı. Montreux Sözleşmesi'yle Boğazlar bağlanmış oldu. Hatay geri alındı. 1938'de Atatürk ölmeden evvel Hatay'ın Türkiye'ye döneceğini görebildi. Demek ki bizim Batı Trakya için referandum isteğimiz yerine getirilmedi. Kerkük ve Musul bize bağlanamadı. Kerkük ve Musul konusunda Türkiye işte Lozan Anlaşması'nın dışına çıkarıldı. İkili üçlü Irak, Türkiye, İngiltere arasındaki müzakerelere dönüştürüldü. O sırada işte doğuda isyan patladı. Ama Musul ve Kerkük'ün bize bağlanması konusunda Lozan'da bir madde yok. Hayır yok. Bitmiş. Peki Lozan'ın dışında Musul üzerine bizim hak iddia edeceğimiz yasal bir metin var mı? Bugün. Hayır. Ama biz bugün hep Misak-ı Milli'den söz ediyoruz. Misak-ı Milli'nin metnine baktığımız zaman
bu sınırlar içinde Musul'da var. Yani bugün Misak-ı Milli'yi uygulayacağız diyoruz. O zaman Musul'u da alacağız ya da orada hak iddia edeceğiz gibi bir anlam çıkıyor. Misak-ı Milli deyince birçok insan belki bugünkü Türkiye'nin sınırlarını anlıyor. Oysa öyle değil. Misak-ı Milli hakikaten Musul var. Hatay var. Hatay alındı. O bizde zaten. Ama Musul alınamadı. Şimdi Misak-ı Milli ebediyen Türk milletinin milli misakı mıdır? Evet, misak-ı, milli ant, milli yemin. Ama bu ebediyen midir? Atatürk tabii... Bin yıl gitse yeter canım. Yani 82 yıl oldu. Atatürk diyor ki arkadaşlarına teselli için üzülmeyiniz diyor. Musul'u, Kerkük'ü İngilizlere vermedik. Tarih kardeşimiz olan Iraklılara verdik. Vermemek elimizde değildi. Çünkü biz 200-300 bin kişilik bir orduyu besleyecek halde değiliz. Bunu dörtte bire indirmişiz zaman içerisinde. 1927'de yarım kısmi seferberlik ilan edilerek Doğu isyanı ancak bastırılabildi. Ordumuz asgari hadde indirilmiş elbette. Başka ne demir yolu yapabilirsin, ne baraj yapabilirsin, ne maaş verebilirsin. Ordu gelirlerini en aza indirmişler. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın mecliste bir konuşması var. Diyor ki Musul için savaşabiliriz. Ama bu savaşı kazanabilir miyiz, kazanamaz mıyız? Beraber düşünelim. Hatta bu konuda eski başbakanlardan Ecevit'in başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e giderek Musul'u alalım diye bir açıklaması olmuştu, isteği olmuştu. Cumhurbaşkanı söyledi, gazetelerde de yer aldı. Bizim programımızda da Sayın Ecevit de açıklamıştı. Demek ki bizim hala 2005 yılında Musul'da hakkımız var. Bir ara bu Petro Anlaşması karşılığında vazgeçildi, para aldık, paraya çevrildi dendi. Ama defalarca başbakanlık yapmış Sayın Ecevit bile burada hakkımız olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı'na. Bugün sizce orada hakkımız var mı yoksa tamamen bitti mi? Şimdi bu konuda böyle derin bir araştırma yaparak konuşmuyorum. Yanılma şansımı, hakkımı mahfuz tutarak konuşayım. Bu iş biraz tarihte kaldı. O zamanki Musul, o zaman yöneticiler için bir Türk toprağıydı. Anadolu'nun bir uzantısıydı. Türkler orada çoğunluktaydı. Öyle düşünülüyordu. Ordumuz oradaydı. İngiliz oyununa gelerek, İngiliz'in zoruyla, süngüsüyle Türk ordusu sınırları, o sınırı bırakıp geriye gitmiştir. Ali İhsan Sabis'in komutan ordu, 6. ordu mecbur kalıp geri gitmiştir. Yeniden savaş patlağı vermesin diye öyle İstanbul hükümeti geri çekilin dedi, o da geri çekildi. Şimdi Musul eski Musul mu? Misak-ı Milli anayasamızdan daha mı güçlü? Lozan'da niye alamadık diye eleştiriler var. Alamadık, vermediler, alamadık. Yani her şeyi aldık, iş Musul'a gelince gücümüz yetmedi. Onun için söyledim. %100 mükemmel bir antlaşma. Mümkün dünyada eşi yok ki. Galiplerin her istediğini kapsayan Sevr Antlaşması'nı galipler yürürlüğe koyamaz. Tarihe kayıt olsun diye şunu da söylemekte fayda var. Bu Lozan'da şunu alamadık, bunu alamadık deyip alınanları ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının çizilmesini sağlarken Lozan'da bu eleştiri yapanların Avrupa Birliği anlaşmalarıyla verdiklerini de hatırlamak gerekiyor. Avrupa Birliği'nden ne alabildik bugüne kadar? Hep verdik. Verdiklerimizi sürekli sıralıyoruz, sayıyoruz, tekrarlıyoruz, söylüyoruz, yazıyoruz. Ama Avrupa Birliği'ne aldığımız bugüne kadar ne oldu bizim? Değil mi? Bunu da hatırlamak gerekiyor. Lozan'da o günkü koşullarda savaştan çıkmış, gücünün sınırlarına dayanmış bir ülke ne alabilirdi? Bugün dediğiniz gibi Türkiye ekonomisiyle IMF'ye bağımlı olsa da kendi kaynaklarını çalıştırabildiği sürece güçlü bir ülke. Ordusu güçlü, silahları var. Nüfusu yerüstü, yeraltı kaynakları zengin. Bu halde bile Avrupa Birliği'ne her şeyi veriyoruz. Başbakanlığın ve başbakanların ifadesiyle 110 milyar euro zarara giriyoruz Gümrük Birliği'nden. Bütün zararlar bizim hanemize yazılıyor. Ama Avrupa Birliği'ni çok sıkı savunup Avrupa Birliği'ni her türlü ödünü, tavizi veren insanlar Lozan'da niye alamadık diyor. Bu da çok büyük bir çelişki. Peki gidin siz bugün Avrupa Birliği'ne alın deniyor. Ama alınmıyor, sürekli veriliyor. Bunu da kayıtlara girmesi açısından Sayın söylemek Seyhan gerekir. Sayın Seyhan Meray, Lozan Barış Konferansı tutanaklarını ve bütün imzalanan belgeleri çevirdi. 9 ciltlik bir çalışma bu. Herhalde bunu ciddi incelemek lazım. Lozan
komisyonlarına Batı ne getirdi? Biz nasıl müdafaa ettik? Neyi kazandık? Bu çok önemli bir kitap. Yani evrensel bir belge. O, sanıyorum ki bizim hariciyecilerimiz tabii ki bunu biliyorlardır ama devleti yöneten insanların da bu çok büyük hazineden yararlanıp ne nasıl savunulur, ne nasıl alınır, nerede durulur, niye öyle değil de böyle konuşulur. Bu çok güzel bir kitap, ders kitabı gibi. Çok uyarıcı bir kitap. Okumalarını dilerim. Okurlarsa yararlı olur. Bir kaybımız olmaz. Bütün tutanaklar, anlaşma metni, her şey Türkçe'ye şey çevrilmiş buradan. Her şey var. Tutanaklar, belgeler, genel oturumlar, katılımcılar, Genç Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası diplomasideki çabaları hepsi burada anlatılıyor. Evet, evet. Nereden çıkmış? Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış. Seha Meray, Lozan Barış Konferansı. Evet, tutanaklar. Bu 9 cilt. Evet. Şimdi böyle. Şimdi yani Batı'nın ne olduğunu anlamamak olmaz. Ama oluyor. Tabii. Anlamıyoruz ya da anlıyoruz, iyidir diyoruz. Muhalefetteyken daha iyi anlıyoruz. İktidardayken dediğimizin tersini yapıyoruz ve bu şekilde Türkiye 82. yılını kutluyor, Cumhuriyet'in 82. yılını. Şimdi sanıyorum ki yani tekrar ben kitabıma dönmeme izin verir misiniz? Tabii, buyurun. Bu kitabın çok okunmasında Avrupa'nın bizi incitmesinin çok büyük rolü var. Bir yerde ulusal gururumuz mu okşuyor ya da hatırlatıyor? Çünkü biz bunu yapabildiğimizi gösteriyor. İncittiler bizi çok. Bir teselli, bir sığınak gibi. Biz mazideki bu büyük olaya sığındık. Şimdi bundan yararlanmak nasıl olur? O, onunla gururlanıp orada kalırsak hiçbir şey yaramaz. Oradan ders alarak, oradan bilgi edinerek, oradan yöntem öğrenerek, dik durmasını öğrenerek, Batı'nın da zaafları var karşımızda. Batı'nın öyle o Verheugen denilen adamın her konuşmasında ben tansiyonum yükseliyordu. Bir insan yani bir mide veriyordunuz. Bir insan bugünlerde eve, moda çünkü. bir insan Almanların genel olarak böyle katı kaba konuştukları söylenir ama öyle değil. Yani bunlar nazik konuşmayı bilen insanlardı. Edebiyatlarında nazik konuşmayı öğretecek çok güzel örnekler vardır ama adam bilerek isteyerek kaba, terbiyesiz konuşuyor. Yani sen haddini bildiğin hiç kimse çıkmıyor. Ya da biri kalkıyor kendiliğinden, bir büyükelçi bir ülkede istediği yere istediği şekilde gidemez. İstediğinde söyleyemez. Eğer sizin ülkenizin onurundan, geleceğinden, iç politikasından ilgili bir şey söylediyse siz onu 24 saatte kapının önüne korsun. Bırakın kapının önüne, hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. O zaman ben Kürdistan'a geldim diyor. O zaman karşı taraf şöyle düşünür. Bu hükümet zayıf bir hükümet. Bu hangi hükümetse o. Bu zayıf bir hükümet. Ben fırsattan bir istifade bunun zamanında açık kapalı her neyse istediklerimi yapayım. Yapabildiğim kadarını yaparım. Hükümet değişir. Onurlu bir hükümet gelir. O zamana kadar elde ettiğim kârdır diyorlar. Demek ki. 1838'den bu yana o tarihte fermanlarla verilenler, ticaret anlaşmasıyla verilenleri hatırlayalım. O tarihte yabancı büyükelçilerin sözleri var. Biz bu kadarını beklemiyorduk. Bu kadar vereceklerini ummuyorduk diyorlar. Yani istiyorlar ama bu kadar alabileceklerini tahmin etmiyor. Cömertiz. Böyle bir. Koca devlet yıkılır mı böyle davranılması, bu yanlışlıklar yapılması? Yani Osmanlı Devleti yıkılacak bir devlet miydi? Paldır küldür çekti gitti. Ve şey bu kadar yani görkemli bir imparatorluğun bu kadar trajik bir şekilde tarihe yani içinde kaybolup gitmesi. Arkasında temin saydığım o renkli bir tarihle işte üç sanat türünde bunun dışında fazla bir şey bırakmamış olması çok acı bir olaydır ama böyledir. Şimdi Osmanlıcılar, Türkiye'yi yönetenler, Osmanlı tarihinden ilham almaya çalışanlar Osmanlı tarihini çok iyi okusunlar. Osmanlı tarihi niye battı? Evvela ona bir bakmak lazım. Bunu bilmeden Osmanlıcı olmak yanlış olur. Sizin kitabınız bugünkü günümüzdeki dip dalgaya da ışık tutuyor. Attila İlhan'ın kitabı gibi, evet. Açıklamaları gibi. Bu dip dalga ile ilgili biraz konuşalım istiyorum. Dip dalga konusunda şöyle sözler var. Ölseler bir araya gelmeyecek kimseler ulusal cephe adı altında suni bir kitlesel dalga oluşturmaya çalışıyor.
gerçekten her söz ve hareketleri suni ve iğreti duruyor. Bu dalganın sınırları belli değil. Bunlar, ulusal dalgayı söz ediyor yine aynı kişi, kemiksiz, kimliksiz ve hedefsiz bir dalga. Her açıdan manipülatif bir organizasyon olduğu belli. Ama sancılar olacaktır, bunlar aşılacaktır, diyor birisi. Peki biz bu ulusal dalgayı aşınca ne olacağız yani? Uluslararası onun dalga, karşılığı ne? Uluslararası dalganın oyuncağı olacağız. Ceviz kabuğunun içindeki bir sandal gibi düşünelim ceviz kabuğunu. Şimdi ben okyanusun ortasında bir ceviz kabuğu gibi uluslararası dalgada sallanıp silkelenip duracağız. Şimdi ben geçenlerde bir toplantıya gittim. Bu toplantı işte Strateji diye bir dergi var. Bunun mali kısmını Türk Metal Sendikası sağlıyor. Dergiyi ona bağlı bazı üyelerle Cumhuriyet Gazetesi'nin dergisi olarak çıkıyor. Milli duruşlu bir dergi, Strateji dergisi. Bu MHP rengindeki ya da anımsatan Türk Metal Sendikası ile MHP'li demiyorum. Ama milliyetçi bir sendika olduğu kesin. Cumhuriyet Gazetesi'nin uzlaşması herkesin çok dikkatini çekmesi gereken bir olay. İşte bu suni bir anlaşma değil bu. Bugün orada her iki tarafın temsilcileri konuştular. Dediler ki biz aramızdaki ihtilafları kaldırdık. Biz bir sene evvel birbirimizle boğuşuyorduk, şimdi boğuşmuyoruz. Buna da eski, biz uzlaşmaya niyetindeyiz. Buna da eski TKP'li, eski komünistlerden Nabi Yağcı diyor ki ulusalcılık tamamen bir aldatmaca. Ulusalcılık milliyetçiliktir. Sol milliyetçi olmaz. Bunlar nasıl bir araya geliyorlar diyor. Solla sağ nasıl bir araya geliyor diyor Nabi Yağcı. Radikal Gazetesi'nde 24 Ekim'deki demecinde. Şimdi solun milliyetçiliğe baktığı milliyetçilik, o Burjuvazi'nin yarattığı Fransız milliyetçiliğiyle bizim Türkiye'deki daha çok ahlak sınırı içerisindeki yaklaşım olan milliyetçilik arasında ciddi fark var. Bir. İki, bu sınıfa dayalı toplumlarda işte Sovyetler Birliği diyelim ki emekçilere ve aydınlara dayandıydı. Milliyetçiliğin alasını 2. Dünya Savaşı'nda Stalin yönetti. Zaten Rus solculuğu milliyetçi değil miydi? Avrupa solu milliyetçi değil mi şimdi? Bize geldiği zaman bunlar olmuyor ama başka ülkeler için onlar doğal oluyor. Şimdi bütün bunlar ön yargılı şeyler. Dünyayı artık bir takım o formüllerle açıklamak da mümkün değil. Türkiye'de olan şey uzlaşmadır. Milli mücadele de bir uzlaşmaydı. Milli mücadeleyi yapan Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde üçte biri halifeci, sultancı, dinci, muhafazakar, büyük bir kısmı gerici insanlardan kuruluydu. Bunların içinde Spartakistler vardı, solcular vardı, komünistler vardı, liberaller vardı. Renksiz, kokusuz insanlar vardı. Çiftçiler vardı, emekçiler vardı. İşte Numan Usta Malta'dan döndü, bir de işçi girdi aralarına. İşte siviller vardı, askerler vardı. Bir şeyde uzlaştılar, zaferdi. Milli mücadeleyi kazanmadı. Kazandılar. Onun içindir ki zaferden sonra ertelenmiş olan fikir tartışmaları ortaya çıktı ve doğaldır bu da. Bu da doğaldır. Ama orada bizimkilerin o fikir tartışmalarının içinde yer almış, saygı duyduğum ama yanlış düşündüklerine inandığım insanlar var. Mesela Halide Edip Hanım, tamam zafer kazanıldı, öyleyse hemen Amerika'ya teslim olalım. Artı ya da hemen çok partili rejim kurulsun. Dünyada bir ihtilal geçirmiş bir ülkede 50 yıl evvel, 50 yıldan, 100 yıldan önce çok partili rejime geçildiğinin tek bir örneği. Ama biliyorum. Milli mücadelede Atatürk'ün yanında işte Sultanahmet mitingleriyle de oraya kadar aldılar. Evet. Ama şimdi yanlış orada başlıyor. Diyor ki bu ihtilalden daha önemli bir şey var. Biz böyle gerici kalabiliriz, layık olmayabiliriz. İşte hiçbir devrim yapmayabiliriz. Yeter ki çok partili olalım. Bakınız bu dış dünyaya bakıp liberal İngiltere'de böyle oluyor bu. İngiltere'de Magna Carta Libertatum'dan sonra çok partili döneme 300 yıl sonra geçildi. Yani o 1215'teydi demek 300 ki. 300 sonra geçildi. 1450. Ve hatta 400 sonra, yıllık sonra geçildi. Yani tarihi bilsek insanların uzlaşması daha kolay olacak. Tarih bilirsek daha sükunetle konuşuruz.
anlaşmalı konuşuruz. Amacımız anlaşma olur, mat etmek olmaz. Biz çünkü işte bu başka Türkiye yok işte, biz burada yaşamak zorundayız. Biz Haçlı ordusu değiliz ki burayı yakıp yıkıp gidip başka yere konalım. Burada biz buranın insanlarıyla, bu insanlar kim olursa olsun, Türkiye'de değil. Ama bizim yurttaşlarımız bunlar. Onlarla anlaşmak, uzlaşmak, bir arada yaşamak, birbirimizi sevmek, korumak, kollamak. Biz bütünlüğümüzü koruyarak geleceğe, refaha doğru yürümek zorundayız. Yani bu sözlere dönüp o bağlamda cevap verirsek, bu ulusal dalga, dip dalgası, ulusalcılık, kemiksiz, kimliksiz ve hedefsiz bir dalga mı oluyor? Ben öyle görmüyorum. Ama çok netleştiğini söylemek de çok zor. Bu henüz bir oluşum halinde bir gidiş. Bir refleks gibi bu. Şimdi yani gidişten mutlu olmayan, Avrupa'ya gidişin getireceği şeylerden derin kaygı duyan insanlar ya da iktidarların tavrından kaygı duyan insanlar. Ve gönüllerine göre bir parti olmadığına inananlar. Gibi. Bunlarda böyle bir yakınlaşma oluyor. Bunlar toplanıyorlar sağda solda biliyorum. İşte konuşuyorlar. Yani ben bana gelmiş bir imzada yan yana rastlantı eseri, işte biri sonra MHP'li olduğunu söyledi, öyle bir milliyetçi, ülkücü genç olduğunu söyledi. Öndeki çocuk da bir solcu olduğunu söylemiş idi. O da dedi ki, yani bizim kavgamızı dedi, neydi bizim kavgamız? Dedi, şöyle söyledi, siz dedi ki kahrolsun emperyalizm diye bağırırken dedi, biz solcular emperyalizmi kötülüyorsa öyleyse bu iyi bir şeydir deyip emperyalizmi savunuyorduk, savunuyor olmuştuk dedi. Şimdi artık uyandık, ayıldık dedi. Size de genel başkanlığı diyenler var mı? Kol kola yürüyüp gittiler. Peki bu sağdan soldan gelip de böyle kol kola, yanınızda kol kola girenler de ya da bunların bir kısmı size genel başkan olduğum hayır asla söz konusu. Hayır söz konusu. Politikaya girin diye hayır, yok mu? Hayır yani benim öyle bir tavrım olmayacağını çok da iyi takdir ediyorlar. Yok çok iyi de takdir ediyorlar. Olsa bugüne kadar girerdim. Şunu söyleyeyim, ben herkese eşit uzaklıkta duruyorum. Bu kitap ulusalcıların kitabı olsun diye de yazılmadı. Ben gerçeği yazdım. Şimdi siz bunu Kemalizmin zaferi deyin yahut öbürü Kemalizmin cenaze töreni desin. Bu gerçek bu. Halk bu gerçekle mutlu oluyorsa, halk bu gerçekte milletinin gurur verici ve ibret verici sahnelerini görüyorsa, bu ona bir zihin açıklığı getiriyorsa, bu ona bir bilinç veriyorsa, olsa olsa denir ki geç kalmış bir emek, bu eleştiriyi kabul eder. Peki, epeyce irdeledik herhalde hem kitabı hem kitaptan yola çıkarak bugünkü Türkiye'yi. Toparlayalım ve son sözlerimizi alalım mı yoksa... Nasıl isterseniz. Peki. Toparlayalım isterseniz. Buradan çıkan mesajları, ulusal dalgayı, çılgın Türklerin bugün geldiği noktayı, bir yılgınlığı atmaya çalışan, yeniden çılgınlaşacak Türkler mi var? Bunlar isterseniz birer paragraf olarak, son sözler olarak sizden alalım. Ben yani Kuvayi Milliye ruhunu öldürmek için çalışan çok cepheler olduğunu biliyorum. Bunlar muvaffak olamadıklarını görüyor. Ve bunlar nereden besleniyor? Şimdi siz bir kitap yazdığınız zaman efendim işte Genelkurmay yazdırdı, istihbarat yazdırdı, şu bu var arkasında, devlet işleniyor ama şimdi adını andığınız Kuvayi Milliye ruhunu öldürmeye çalışan cemiyetler, dernekler, kitaplar, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, NGO denen kuruluşlar, bunların arkasında kim var diyeceğiz. Bir Avrupa Birliği var, Avrupa Birliği fonları var, doğru. Ama arkasında bir de kimler var, onları da isterseniz vurgulayın bu vesileyle. Yani bir sürü insan var herhalde. Ben böyle bir isim verebilecek durumda değilim. Bir sezgilerim var. Yani Türkiye bence mütareke döneminden daha kritik bir çizgide duruyor. Bunu anlayanlar vardır, sezip anlamayanlar vardır. Ben sezip anlamayanları da şu anda bunlara da hoşgörüyle bakıyorum. Şöyle ki bilgileri deşifre etmeye durumu yetmiyor. Bu bilgi eksikliğinden doğan bir durum bu. Şimdi bu bilgi eksikliği herhalde tamamlanmalı. Biraz çalışmak gerekiyor. Yani işte burası bizim vatanımız. Herkes de bizim insanımız, yurttaşımız. Birlikte yaşamak zorundayız. Biz Avrupa'ya ne yanaşma gibi yanaşacaksak elbette yanaşmayalım. Eşit değerde, eşit haklara sahip bir ortak olacaksak Avrupalı olmamıza ya da Avrupa Ortak Birliği'nde yer almamızda ben kendi adıma sakınca görmüyorum. Ama biz ne kadar kendi kimliğimizi koruyabileceğiz? Yani
bizim bize özgü koşullarımız, bize özgü özelliklerimiz, bir takım inceliklerimiz var. Ben toplam 3 küsur yıl Almanya'da kaldım. Gerçek anlamda bir misafirseverlik yoktur. Gerçek anlamda komşusunu sevmek yoktur. İnsani özellikler yok galiba hayır, Batı'da değil mi? Artık robotik hale gelmişler. Otomasyon, yabancılaşma, kopukluk, katılık. Herkes bir motorize, robot gibi. Demek ki aslında biz bir proje, bir birlik projesi sunsak onlar gelecekler. İnsani özelliklerini hatırlayıp gelecekler. Biz önderlik yapabilsek Türkiye'ye. Türkiye'de yaşayan Almanların çoğuna sorun niye Türkiye'yi seçtiler? İşte bu bizde o sıcak, insan sıcaklığını biliyor. Bu son Malatya'daki devlet yurdundaki, yuvasındaki çocukların başına gelenlerden yola çıkarak söylersek hani çocuklar bizi sevin diye gazetecilere sesleniyordu. Onun gibi bu Avrupa'daki insanlar da bizi sevin diyecek aşamaya gelmiş, kendilerini eziyet edilen bir yurtta yaşayan insanlar haline gelmişler diyebilir miyiz? Çünkü sevgiden uzak, insani duygulardan, misafirperverlikten uzak, her şey mekanik, teknolojik, robotik hale gelmiş, paraya, ticarete dayanmış. Onlar da acaba bir kurtuluş içinde mi? Bir kafesteler mi? Kafeste mi hissediyorlar kendilerini? Ben Avrupa'ya gittiğim zaman 1956'ydı. 56'ydı. Türkiye yani daha böyle bir sürü sorunların içerisindeydi. Büyük bir döviz sıkıntısı içerisindeydi. Hemen hemen hiçbir şey yok gibiydi. Almanya'da harpten çıkmış birçok yardımla ve kendi kabiliyetleriyle parlama halinde. Ben her Türkiye'ye dönüşümde Galata'daki eğildim, rıhtımın taşını öptüm. İyi ki Türkiye'me döndüm diye. Hiç mutlu olmadım. Yani kitap buldum, sevindim. İşte müzeleri gezdim, sevindim. Trafiğin kurallarına hayran kaldım. Ama insanını sevemedim. Benim insanımdaki sıcaklığı hiçbir zaman bulamadım. Onların da yabancılaştığını söylediğinize göre o yabancılaşmada bir arayışa gidecek demektir. Belki saldırganlıklar da o hale geliyor. Onlara da yol göstermek güçlü bir önderlik gerektiriyor demek ki Türkiye'de. Bilgi eksikliğini deşifre etmek yetmiyor dediniz. Şimdi bu kitaplarla, açıklamalarla bu bilgi eksikliğini, tarihi bilgi eksikliğini de deşifre ediyorsunuz. Tamam, tespitler oluyor. Sizin imza günleri, konferanslarda da karşılaştığınız insanlar aynı şeyleri mutlaka söylüyorlardır. Bize de söyledikleri gibi. Peki bundan sonra ne yapacağız deniyor. Tamam, bu sorunları biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Herkes tekrar ediyor artık. Ama bunları artık işte... Kolum acıyor. Burada biz sivilce çıktı tamam da bunu nasıl tedavi edeceğiz? Herkes bir tedavi peşinde. Ne olacak? Ne bana da soruyorlar. Ben cevabımı i̇şte söyleyeyim. Evet, diyorum evet. Ki milli mücadele bütün bu soruların cevabını veriyor. Ben bunu söyleyecek durumda değilim ama milli mücadele size bu soruların ve bu sorunları hem soruların cevabını veriyor hem sorunların çözümünü veriyor. Onu iyi öğrenirseniz yani siz de gideceğiniz yolu seçerseniz bu Türkiye'nin de lehine olur diye söylüyorum. Ben kendimi o genç insanlara, geleceğe umutla bakmak isteyen, arayış içindeki gençlere bir tavsiye, bundan başka bir tavsiyede bulunacak mevkide, bilgide, tecrübede görmüyorum kendimi. Evet. Son sözleriniz mi bunlar? Yoksa evet. Birkaç cümleniz varsa onları da alalım. Ben gençlere tarihlerini bilmelerini istiyorum. Yani tarihlerini bilirlerse... Çok çok büyük bir kazanç olur. Çok büyük ama bir kazanç iktidar koltuklarına genellikle bu kitabı okumasını istediğiniz ve okuyan gençler değil de onlardan biraz daha ileri yaşlardaki insanlar geliyor. Söyleşimin sırasında yöneticilerin de okuması gerektiğini söylemiştiniz kitabın tanımlanması için. Onlar da okuyor. Değil mi? Yani kendisini gerçeğe kapatmamış, kilitlememiş de. Yani ruhi sorunları, zihni sorunları yoksa onlar da okurlar. Doğru olduğuna inanırlarsa onlarla da. Halkıyla da, tarihiyle de, cumhuriyetiyle de barışıyorlar. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Turgut Özakman. Değerli açıklamalarınız, sohbetiniz için. Sevgili seyirciler, Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman'la normal ceviz kabuklarına göre birazcık daha kısa olan bir söyleşi. İşte iki kişi okusa bu kitabı 800 bin kişi 1 milyon ortalama insan eder. Türkiye'de 1 milyon insanın kitap okuması, aynı kitap okuması çok önemli bir gelişme. Bu ulusalcılığı, dip dalgayı da
dip dalganın da dinamik olduğunu gösteriyor. Sayın Özakman'ın sözleriyle veda edelim. Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet'in 82. yılında geldiği noktayı, karşılaştığımız sorunları ve bunları aşma yöntemlerini konuştuk. Sayın Özakman dedi ki, bana soranlara da bütün sorunların çözüm yolunu milli mücadele veriyor. Milli mücadeleyi çok iyi öğrenin diyorum dedi. Bugünümüzde, geçmişimizde çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ulusal onurumuzu da hiçbir zaman ayaklar altına almamamız gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi